Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Gelin, gelin, gelin diyor yani. Doktor evde dur gelin. Ben de dizi izliyorum. Ay iyi gelin de biraz imkan ver. Bazı kaynanaları var ya, mahvetmek istiyorum. Çok lalantım. İçinde kalmış. Mesela tuzlu olduğu zaman da diyor, hayır tuzsuz değil. Zafa edeceğim. Evet, kireç alıp atmıyorlar. Et pişmediği zaman diyor ki, ay çok mükemmel et pişti de. Çünkü bunlar öyleyle. Kızım sen benimle göz teması kuracaksın, git içinle göz teması kur. Ben senin gözünün teması kuracak kadınlardan mıyım derim. Aslıyorum şöyle baygın baygın bakacağız. Sonra da birbirimize bakacağız böyle. O anda bir göz teması. Evet şöyle. Benle olmuyor değil mi? Ama olmadı. Evet ben de hiç yüzüm belli hissedemedim zaten. Ey bak bu ne? Ben de senin bir koku geldi. Ben de sen. Demin diyecektim de. Ay bak Güzel Hanım korkmaya başladım. Yangın! Güneş Hanımcığım. Bu bizim mikserin anneannesi. Bakın bıyıkları mı var bu teyzenin? Ama şey benzemiyor bayana. Bu bayan mı bu? Neye benziyor? Ben ne bileyim, erkek mi bayan mı? Karışık ben anlam. Bugün masaya ilk baktığımda özellikle ekmek sepetine bakacağım. Bizim sepetimiz altına peçete konmaz. İnsan o kadar çok stres yapıyor ki, o kadar emek veriyorsunuz. Aslında üçü kimse hak etmiyor. Bu akşam iyi uyuyabildiler mi? Vicdanları rahat mıydı bilmiyorum. Kimse üç hak etmiyor ama yemekleri kötüydü çok. Bardaklarınız küçük bu arada. Daha havalı olabilirdi. Daha havalı. Kristalden evet. Daha havalı. Tabii ki havalı. Altın kalkmalı mı vereceğiz ablacığım? Zor yuttum. Hoppala zor yutmuş. Valla ben pilav falan götürüyorum. Sonra karnım acıkıyor. İyi tabii, afiyet olsun. Dolu dolu neden öyle geldiniz ben de bilmiyorum. Peki diğer gelinimiz üçü hak etmiş miydi mesela, siz vermiştiniz ya? Valla ben pişman değilim yine. Üç verecekse baştan sonra üç verirdi. Gelinin yolcu bile etmedi. Dün. Agresifti dün. Ah. Bana ne biçim cevaplar verdi. Tabii ki ben kendisi savunacak Kerime Hanım. Ben onun eşi miyim, göz teması yapacağım. Günlerden Perşembe ve Zuhal Topal'la Sofradan'ın dördüncü günü başlıyor. Bugün İzmirli kayınvalidemiz Kerime Hanım ve gelini Ümit'e konuk oluyor ve sözü güzel sunucumuza bırakıyoruz. Merhabalar efendim, Maltepe'deyiz bugün. İzmir'den gelip şansını deneyecek olan Ümit, Kerime Hanım'ın gelini. Ve ben hemen zilini çalıyorum. Bakalım. İzmirli yarışmacılarımız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merhaba, hoş geldiniz. Güneş abla nasılsın? Sen aklım iyi misin? Nereden çıktın? Sana sürpriz yaptım. Büyük sürpriz, merhaba. Nasılsın Ümit? Hoş bulduk. Çok seviyet olsana. Ya bu kadar herkes de Güneş abla. 1, 2, 3, 4, 5. Ya böyle gel. Merhabalar, ben Ümit Doğramacı. İzmir'den katılıyorum. 28 yaşındayım. 7 yıllık evliyim. 2 tane oğlum var. Almanya kökenliyim. Kerime Doğramacı. Ben İzmir'den geliyorum. 3 çocuk annesiyim. Makedonya doğumluyum. 77 yaşındayım. Almanya'dan geldim. Biz Almanya'dan aldık onu. Şimdi sosyal medyadan tanıştım. Tesadüfe bak, o beni görünce arkadaşlık gönderiyor. Ben de kabul ediyorum. Sonra izinden izine ben her sene eşimle görüştüm. Oğlumuzu beğenmiş çok. İlk karşılaşmamızda, ilk görüşte aşık oldum ben eşime. Vurulmuş oğlumuza hemen. Oğlum da bana vurulmuş. 3 yılın sonunda biz eşimle evlilik kararı aldık. Ve ailelerle konuştuk. Aileler onay verince aileleri görüştürdük. Çok beğendik gelinimizi. Çok sevindim Almanya'dan geldiği için. Çünkü biz de orada çok kalmıştık. Uyuşabiliriz dedim. Tabii eşimin de Almanya'da doğup buraya gelmesi çok büyük bir tesadüf. Ve benim de çok büyük bir şansım böyle bir aileye gelin geldiğim için. Bizim de çok büyük bir şansımız varmış. Böyle bir kızımızı aldık. İyi ki oğlum sevmiş.
Kayınvalidemle aram iyidir. Bazen kıskançlıklarımız oluyor. Eşim evlendikten sonra benim yemeklerimi tutmaya başladı. Tabii benim zoruma gitti. Ben o kadar büyüttüm onu. Benim yemeklerimi beğenmemeye başladı. Daha ama, güzel diyor, daha güzel diyor. Ama benim yemeklerim daha başarılı değil mi anneciğim? Kabul etsen iyi olur bence. Çünkü gelinimi çok seviyor. Beni artık unutuyor yavaş yavaş. Haftada bir. Kızıyorum artık ama torunlarımı gönderiyor, getiriyor. Onlarla mutlu oluyorum. Ne yapayım? Torunları her gün gönderiyorum tabii. Kayınvaliden baksın ben de evde keyif çatayım. Sabah sabah daha oğlum işe giderken alıyor çocuklara hanımı uyusun diye getiriyor bana. Mesela bir örnek çocuk sabah kahvaltısını etmeden eline çikolata verebiliyorlar. Bir de cevap vermiyor çok ondan kızıyorum. Sinirlendiğin zaman cevap versin. Bir de ben çalışmıyorum eşim çalışıyor. Eşimin çalışına ben gezip tozduğum için kayınvaliden bir de buna çok kızıyor. Alışveriş yapmasını çok seviyorum. Oğlumun parasını harcıyor. Oğlum ne için çalışıyor oğlum? Benim için ve çocukları için çalışıyor. Bu saatten sonra senin için mi çalışacak? Yarışmaya katılmayı ben istedim. Kayınvalidem de onay verdi. Çünkü gelinime güveniyorum. Sonsuz. Gelinim çok çalışkan. Yani çok sinirli değilim. Damarıma basmadıkları sürece sakinliğimi korurum. O da benim gibi. Damarına bastın mı? Korkucan. Geri vites. Her an her şey olabilir. 15 bin lirayı almaya geldik. İzmir'den geldik. Ödülümüzü alıp İzmir'e geri döneceğiz kayınvalidemle birlikte. 15 bizim İzmir'e onunla beraber dönüyoruz. Çok sevilen, renkli imzasını atan, damgasını vuran kayınvalidelerden oldu. Evet. Ben hala arada kalkıp izliyor musun Güneş abla? Evet izliyorum. Bir, çok beğeniyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diye kalkıp gerçekten. Herkes de soruyor. Gidiyor. Çok hoşuma gidiyor sizin kalkıp beni anmanız, ya, beni ya, şey yapmanız ya. Çok hoşuma adeta gidiyor. Adeta seni simgeleyen, sembolize olun, eden bir şey oldu edelim. Ona kadar. Çekilsene kızım ayağa kalkayım. Gene sinirlendi. Tabii ki yollara evet, gelemiyor. Kayınvaliden. Hayır onlara gelemiyorsun. Ama kendisi de kabul etti. Bak planı birazcık biri olduğuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi 10 gitti. Rahatladınız. Otur şimdi. Peki Kerime Hanımlarla biraz sohbet edin. Tekrar sana döneceğim Güneş tamam, abla. Tamam, sevgili tamam. Ümit. İzmir'den geldiniz. Evet. İzmir'e öncelikle selamlar, sevgiler. Neresinden? Karşıyaka mı? Karşıyaka. Karşıyaka. Gitmiştik İzmirlere. Evet. Çok da güzel geçmişti. Evet. Kaç yıllık gelinsin tatlım? 7 yıllık gelinim. 7 yıllık gelinsin. 28 yaşındayım. İzmir'den katıldık. Evet, yarışma İzmir'den katılıyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Güzel maşallah. Kızımız evet, Kerime güzel, Hanımcığım. Çok güzel. Nasıldır gelinle areniz? Güzel, iyi. Şunlardan şu birkaç sonra dedikodu yaparız. Onlar bir gitsinler. Ha öyle mi? Evet. Tamam tamam şey yaparız ya onu. Bir alışverişe gitsinler ondan sonra görüşürüz. O zaman gelinde konuşma sırası. Ona hak doğuyor burada. Evet. Cevap hakkı doğdu sana. Evet. Kayınvaliden nasıldır? Biraz sert görüyorum ben onu. Kayınvaliden biraz sert, kıskançtır. Kimi kıskanır? Oğlunu benden kıskanıyor. Kıskanıyor derken neyi kıskanıyor kayınana? Çünkü eşim benim yemeklerimi daha çok beğeniyor. Kayınvalidem de bunu çok kıskanıyor. Evet. Ama niye öyle yapıyorsun sen? Yapmaman lazım öyle diyorum. Kıskanıyorum oğlumu aldı benden. Ama kıskanmaman lazım oğlumu aldı senden. Evet. Hayır hayır ay çok ayıp. Bak ben hiç kıskanıyor mu ben gelinime? Bir gelinci. Yani Ümit Allah herkese böyle kayınvalide nasip etsin. Sen gelinine şey aldın mı? Ev aldın mı? Araba aldın mı? Ev bark aldın mı? Sen geline araba aldın mı? Sen geline ev aldın mı? Sen gelini buradan tut buraya kadar altına boyadın mı? İşte bak ben aldım ama bak ben aldım. Aldım. Aldın mı? Aldım gelinime ev aldım, araba aldım. Yok canım. Ziynet eşyaları aldım, her şeyi aldım. Güzel, iyi, gerçekten aldım. Gerçekten aldım. Hadi iyi sevindim sen benden hadi hadi. Gerçekten aldım. Sevindim gerçekten. Kaç para harcadın peki? Ben mi? Evet. Şimdi ona kalkar ne kadar? Çok harcadım derken yani ne kadar? Ya bırak dinle bile soruyorsun Güneş abla bizi ilgilendirmez. Ama Ziyan Hanım öğrenmem lazım. Ben 500 bin lira harcadım da. Ben 7 bin harcadım. 70 bin evet. Yok hiç evet. Zannetmem. Evet. Sen var ya hiç zannetmem harcamadan. Kıskanıyorsun daha gelinle oğlundan kıskanmak bir şey yapar mı? Ama harcadım. Kıskanıyorum ama harcadım. Çok sevdiğim için harcadım. Bir şey söyleyeceğim. İnanmadı Güneş Hanım da. İnanmadım. Yaptı mı gerçekten öyle ev araba hediye etti mi sana? Evet evimizi aldı. Arabayı hediye
etti. Aa, iyi. Aa, Güneş abla yani. Tam gününde i̇yi, gelmişsin. Ben tam arkadaşım Ceylan'ım. Şimdi sevdin sen onu. Şimdiki sevdim sen onu. Onun ani duygu değişimleri vardır. Bak kendini bir anda öyle. Kendini var ya. Ama kendini var ya seven kaynanalar çok severim. Ben de çok sevdim. Gerçekten bak, seviyorum. İyi bir inşallah. Sempati edin. Siz evet. Bundan sonra kanki olursunuz. İsmine gelir. Evet evet. Oluruz inşallah, kanki. İnşallah olurum. Senin haftadan kimseyle görüşüyor musun yarıştığın haftadan? Şeyle görüşürüm. Sadece Asiye Hanım'la. Diğerleriyle biliyorsunuz Ceylan'ım. Evet. Hatice Hanım var ya bu Hatice Hanım. Ah biliyorum Hatice Hanım'la. O Çiçek Hanım beni mahvettiler var ya. Söyleyeceklerimi söylemek zorundayım şu an. Bir söyle. Saniye müsaade edin lütfen. Hayır söylemeni istemiyorum. Ben istiyorum. Lütfen. Konuşmayacaksın, söylemeyeceksin. Ne demek sizden izin alacağım? Zühal Hanım konuşabilir miyim? Güneş Hanım yani herkese bir çıkış yapıyor. Bırakın konuşsun Nazlı Hanım. Ya sana ne? Sana mı? Lütfen sen saygılı olun. Lütfen saygılı olun. Sen de karışma. Bana saygısızlık ben yapmıyorum. Sen yapıyorsun. Özlem bana. Doğum yapmış bu arada. Evet Özlem doğum yaptı. Gözünüz aydın. Evet, Özlemciğim güle güle büyütün. Allah analı babalı büyüsün inşallah. Şahsı baktı. Selamları var sana aleyküm kızarım. Aleyküm selam sağ olsun. Sende kaç tane var çocuk? İki tane var. Allah ellerinizden öper. Ay Allah bağışlasın. İzmir'de yakın mısınız karşı yakını birbirinize? Maalesef. Yakınız. Kıyamam. Üzüldüm. Evet, görümcemde bir sokak ötemde. Ay, ay Ümit. Almanya'dan aldık kızımızı. Öyle mi? Tabii oğlumuza bayıldı. Ha oradayken mi tanıştınız siz oğluyla? Evet ben sosyal medyadan eşimle tanıştım. Sen orada nerede yaşıyordun? Frankfurt'ta. Frankfurt'taydın? Evet. Eşim buradaydı. Ha buradaydı. Biz sosyal medya üzerinden. Ha ben o da Almanya'da zaten. Sosyal medya. Almanya'da biz kaldı. Eşim Almanya'da doğdu. Sosyal medya Ceylan Hanım. Evet sosyal medya. Hiç sizi ben sevmiyorum sosyal medyada tanışmalarını. Senin benim yok mu hesapların? Oğlum da öyle yaptı. Ya iyi değil ya. Ben tavsiye etmiyorum sosyal medyada bu ne ya. Peki geçinir misiniz? Aranız iyi midir bu söylediklerin dışında? Var mıdır anlaşamadığınız bir şey? Sık sık gelir gider mi? Ben de şimdi dışarı gezmeye çıktığım zaman çocukları da kayınvalideme bırakıyorum. Ha? Kayınvalidem çocuklarıma bakıyor. Bizim gezmemize biraz sinirleniyor. Aa, ne demek ya? Niye kızıyorsun ya? Gezebilir. Neden kızıyorsun sen? Ben kızıyorum. Seni benim de hakkım var. Gezme, tamam hep bende çocuklar. Sen yaşlısın, bir şey olmaz. Otur evde, dur gelin. Ben de dizimi izliyorum. Gezmek istiyorum. Günlerim var, istiyorum. Gidin arkadaşlarınızla, Kerim Hanım, akrabanız, dostunuz, komşunuzla gidin. Kaç yaşında bayan ya? Oraya da gidiyorum. Hadi ne diye gidiyor, geziyor? Ben anlamadım. Ha, biraz da geline fırsat versin. Gelin de gezmiş. Gelin zaten hep geziyor. Çok seviyorlar. Gezmeyi seviyor kayınvalideler. Gezdirin, sizden istiyor. Gezdirmeyin, bak nasıl düşman olurlar. Gelinler daha çok seviyor. Olur gelinler mu canım? Niye rahatsız ediyorsun ya? Biraz da rahatsız edeyim. Hayır yapma canım yapma. Kayınvalidenin şanındandır ama. Ay. Ama Güneş Hanım bambaşka yani. Değil o mi? Bambaşka değil bir mi? Çerçeveden bakıyor tabii, olaya. Yani evet, o gelin 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 benim diyor yani. Bambaşka. Kızlarını bir kenara atıyor. Benim gelinime laf söylemeyin dedi gerçekten kızlarına. Gerçekten ben öyleyim. Kesinlikle gelinime. Ha, annemi soydu. Araba aldırdı. Ev aldırdı. Anneni soydu mu? Yüzüne gülüyor ama arkadan. Sus gelin ve laf söylemeyin. Ağlamak istiyorum. Güzel kızım bakma sen onlara. Onlar kıskanç diyor. Kendi kızları için bir kayınvalide. Allah'ım yarabbim. Ezmem ve ezdirmem de. Bravo bravo. Hayatta ben gene de. Sana bayıldı gelinler. Sana bayıldı bütün gelinler. Bazı kaynanaları var ya mahvetmek istiyorum. Çok alakasınız. İçinde kalmış. Çünkü neden Ceylan Hanım? Geçen haftaki bir geline bayağı bir sinirlendim. Sivas'ta bir geline. Gerçekten çok sinirlendim. Vallahi biz kesinlikle sizin ekibe var ya ben bayılıyorum. Ah, mükemmel insanlar mikser olsun kendisi olsun. Hayatta öyle kişi şey yapmazlar. Kişi kendinden bilir işi diye gerçekten bir laf vardır. Gerçekten öyle yapmazlar. Çok mükemmel insanı ben beğendim. Ben şunu beğendim. Söylerim. İnsanın fikri neyse zikri de o olur. Yani evet. Onun için herkes kendine yakışanı ama yapar. Ama sen en iyisini yaptın. Çok güzel yaptın. Ben de sizin ekibinize bayıldım. Çok bayıldım. Biz de çok iyiler. Çok teşekkür. Eksik olmayın. Onlar çırpınıyorlar. Ellerinden yeni yapıyorlar. Siz de gördünüz. Siz de kaç gündür görüyorsunuz. Ekibime laf söyletmem yani. Çok sevdim. Sohbet güzel. Biz devam ederiz ama önce onu markete yollayacağız. Onun için de bir menüsünü dinleyelim. Bakalım evet. Yarın çünkü büyük filan. Tabii. Söyle mercimek şekerim. Çorbamız var. Mercimek çorbası. Evet. Mercimek çorbası. Ne çok seversin. Ay çok basit. Bakalım biraz şimdi. Biraz ağır yemeyeceksiniz lezzetli. Ağır yapaydın. Böyle mercimek çorbası yediler mi? Göreceğiz. Böyle olur mu ya? Duramadı devamlı ne? Mercimek çorbası sonra itirazlar geldi çorbaya. Hala sıcakta mini beyti. Mini beyti. Evet yanına közlenmiş biberle domates var. Peki ana yemek? Ispanaklı tavuk sarması cevizli, yanında pirinç pilavı, mevsim salata. Çok güzel. Beğendin, ben bunu sevdi. Sevdi değil mi? Tavuk saracak bak bize güzel. Ama kızım bak sana tavsiyem nedir biliyor musun?
sakın salataya şeyleri serpme. Baharatları şeyleri. Sosunu en son. Serpme. Çünkü canlı kalsın. Evet. Bu kaynanalar var ya, bu kaynanalar. Çok beterler var ya, diyecekler solmuş, diyecekler bilmem ne diyecekler. Tecrübe o yüzden kızım. Doğru. Çok saygılı. Öyle zaten benim. Sen de böyle sessiz, çok sessize benziyorsun. Benim kızım saygılı. Kendini biraz ben sallamış. Sessiz değilim, görürsünüz. Böyle şey yap. Bakın tuz mesela, kusura bakmayın Ziyalan'ın biraz şeyi. Rica ederim lütfen ya, ben mutlu oluyorum şu an. Konuş. Mesela tuzlu derlerse ya, de ki hayır de tuzlu değil, tuzsuz de. Çünkü diyecekler onlar, her şeyi diyecek evet, mi? Evet derler. Mesela tuzlu olduğu zaman da bir hayır, tuzsuz değil. Ben kızımı müdafaa edeceğim. Evet, güneş arı batmıyorlar. Et pişmediği zaman de ki ay çok mükemmel et pişti de. Çünkü bunlar öyleler, bunlar anlamazlar. Ama yine Zühal Hanım biliyor, Zühal Hanım'a bırak. Peki bak Zühal Hanım beğendiyse bir kişi artık. Estağfurullah, estağfurullah. Tatlı ne? Nedir tatlı? Çilekli muzdurula pasta. Oo çok nasıl? Mükemmel. Nasıl? Mükemmel. Sana da ayırırız bir parça. Hayır evet. Menüyü çok uğraştırıcı bir şekilde bulamadım. İşte sarmayla üstüne et koyuyor. Onu yapmadığım için bilemiyorum ne kadar uğraştırıcı olduğunu ama. Hani uyumlu bir menü değil. Yani hem tavuk hem tatlı. Menü bana göre yemedim ama basit görünüyor. Genel olarak güzel buldum. İnşallah tadı tuzu güzel olur. Beğeniriz. Ona göre de puanını veririz. Peki tatlım, seni biz markete uğurlayalım artık. Tamam. Vakit doluyor. Size de iyi dedikodular. Aman hadi. Yok be Güneş Hanım'ın işte. Hadi bak kızım, ne kadar tamam, şeker. Alışverişine heyecanlanma. Tamam. Bayılma. Güzel git yap kızım. Tamam. Çünkü kaynanan demiyor, ben diyeyim bari. Kaynanan tutmuş kalmış. Hayret Kerim Hanım. Alışverişler kızım hadi. Kerim Hanım, masalarda öttürüyordunuz ya maşallah. Böyle gözüküyor arkasın. Yine öttürüyorum. Beğenmiyor. Kerim Hanım da zor beğeniyor. Öyle mi? Evet. Ha, beş iyi. Verdi. Kaç verdiniz? Dün üç verdi. Güzel yapmadılar. Ne yapayım? Vallahi hiç zannetmem Ziyal Hanım. Biraz belli yani sessiz. Benim gibi mi? Ben neler yaptım? Sen ama bambaşkasın. Sen haklı bir kategoridesin artık. Sen güzel yapmadın. Kaynana ya. Üstü bir performans. Ben de beğenmedim. Ne yapayım? Ya biraz böyle şey yap. Yani sessiz durma. Gelinini salın. Salın. Hazır mısın Ümit? Hazırım. Heyecanlı mısın? Evet. İlk nereden başlıyoruz? Hemen et siparişlerini veriyor. Abi kolonyasın bana 600 gram orta yağlı kıyma, 6 parça da tavuk göğsü fileto. Hazırlayabilir misin? Etleri nerede kullanacaksın? Ispanaklı tavuk sarması, beytinin kıymasını alıyorum. Kayınvaliden sofralarda fırtına gibi esiyor. Öyledir. Neler olduğunu anlatıyor mu? Vallahi dün çok... Şey olmuş, yetiştirememiş bir şeyler olmuş. Hiç kimse beğenmemiş kayınvalideler falan. Dün bütün kayınvalideler 3 puan verdi. Bir yandan çok sevindim 3 kullanmalarına. En azından bana veremeyecekler, 3'ü kullanamayacaklar. 3'leri kullandılar ama hala 4 puanları duruyor. Evet 4 var, 6 var. 4 veren olursa ne yaparsın? Çok eleştiri, gereksiz yere eleştiri yaparsalar sinirlenirim. Süheyla Hanım, ben orada olmuş olsaydım var ya, Allah. Ben o geline ne derdim biliyor musun? Ne derdin? Kızım sen benimle göz teması kuracaksın, git eşinle göz teması kur. Ben senin gözünün teması kuracak kadınlardan mıyım derim. Bu nedir bu, hiç cevabını vermemiş. Dememişsin sen. Öyle diyecektin. Ben bu yaşta seninle niye göz teması kurayım kızım diyeceksin. Senin eşin gelsin seninle göz teması kursun. Süheyla Hanım kurban olurum ben sana. Ne oldu? Bayıldım bana taktı Zeyla. Kafayı taktı dün gelin. Ay canım benim ay. Lütfen. Krize girdik. Hepimiz krize. Ben seninle göz teması kuracak kadınlardan mıyım? Evet öyle deseydin. Ne var ki göz temasından, ne anlıyorsunuz siz evet, acaba? Evet ya, ne kadar ayıp bir şey. Çok iyi o. Bayana diyor göz temasına gir benimle. Göz teması derken servis yapıyorum, size güler yüzlü davranıyorum. Siz niye bana hiç bakmıyorsunuz yüzüme dedi. İşte niye güler yüzlü davranmadı. Ama bakmadınız, nereden gördünüz? Baktık, nasıl bakmadık? Ama siz biraz böyle konuşuyorsunuz ya, beğenmedim bu çorbanı yapıyorsunuz söylüyor, ya. Söylüyor, biz de gözüne bakıyoruz ama o demek ki bakmamış bize. Kayınvalidem çok konuşuyor. Ama sofrada o kadar da çok konuşmuyor. Sofralarda bilmiyorum. Korkuyor olabilir. Yoksa kendi gününün geçmesini mi bekliyor? Olabilir de. Her şey olabilir. Bugün konuşacak mı sence? Bugün konuşur kayınvalidem. Bu arada listeni kontrol etmeyi unutma. Daha ayranımız kaldı. Şöyle gidelim o zaman şimdi bakliyat tarafına. Etlerin hazırsa bir an önce al. Etlerim hazır mı? Çok teşekkür ederim. Aa, bunlar ince ince kesildi değil mi? Her şey hazır. Sırada ne var? Sirkemizi alıyoruz. Sirke, soya sosu. Soya sosuyla ne yapacaksın? Soya sosu tavuklarımı marine edeceğim onunla. Daha lezzetli olması için evet. Çok iyi düşünmüşsün Ümit. Sırada ne var? Ondan sonra kimyon, kekik, karabiber, kırmızı toz biber. Tatlı alayım da kayınvalideleri yakmayayım değil mi? Yazıktır, günah. İstersen yak. Yok, sonra onlar da beni yakar. Yemek evet. Takımının bir tabağına da ekmeği koymuş. Tabağın içine ekmek konur mu?
Ekmeklik olur. Olmaz ama işte. Ama siz de ekmekliklere taktınız. Taktım, geçen de bu ekmekliğin taktım, altında niye peçete dökülüyor? Peçete koymamış, bütün ekmekler masaya dağılmış, kırıklar. Ya sen olur bu ekmek mu masasına, ekmeğe niye dikkat ediyorsunuz? Ben taktım ekmeği, ben dikkat ederim ekmeği. Ekmeği yemiyorsunuz, ekmek o. İster ye, ister yeme. Ben o sofraya gelen ekmeği bir dokunmanı isterdim ya. Kimse de yemiyor. Benim yemekleri göreceksiniz. Bir de ona dikkat ediyorlar. Ümit menüne kesin basit diyecekler. Menüm basit değil yani, ben güveniyorum menüme. Menüdeki en zor yemek hangisi? Mikser çok oyalıyorsun beni, dakikamdan çalıyorsun. Toz, şeker, un. Toz, şeker bu tarafta. Alışveriş listesini tamamlamaya çalışan gelinimiz reyon reyon koşmaya devam ediyor. Haydi abi, haydi biraz hızlanın, yolu açın lütfen. Bunların küçüğü yok mu? Bir kiloluk var. Şunun... Allah. Unla ne yapacaksın? Onu pandispanyanın hamurunda kullanacağım. Pandispan mı? Dur, nereye? Abi, bana bir parça tavuk but. Çok acil. Ümit ne oldu? Tavuk butu unuttum. Hep mikserin yüzünden. Abi çok acil lütfen. Tamam, hemen geliyorum. Çok romantik fotoğraflar çekeriz, romantik anlar yapıyoruz. Efendim? Vallahi gerçekten var. Eşinizle? Evet, sırmak istiyorum. Nerede mesela, nerede fotoğraf çekiyorsunuz? Ormana mı gidiyorsunuz, pikniğe mi, sahile mi? Gezerken hep gezdiğimiz yerde fotoğraf çektiriyoruz. Kim? Başkasına veriyorsunuz. Bir çeker misiniz bizi evet, diye? Nasıl evet poz vermiyorsunuz? Farz et ki ben Yusuf Bey. Ben var ya şöyle yapıyorum, eşimin omuzlarına böyle asılıyorum. Şöyle baygın baygın bakacağız. Baygın baygın birbirimize bakacağız. O anda bir göz evet, şöyle. Ben de olmuyor değil mi? Ama olmadı. Evet, ben hiç Yusuf Bey gibi hissedemedim zaten. Ya şey, ben böyle bak, romantik başını istiyorum. Koy, romantik istiyorsun. Evet. Ya daha ne kadar oturacağız buraya da? Bak Süheyl Hanım'a hiçbir kayfa ısmarlamışsın, bir şey yapmıyorsun. Bir kayfa vardır kayfeniz ya. Kayfeniz yok mu? Bir şeyiniz yok mu? Vardır canım, olmaz başla, olur mu? Hadi kalkalım, hadi kalkalım. Hadi gel, ben yardımcı hadi olayım size. Gel canım, gel. Aa, araba yok Ümit. Arabamı nereye koydun? Şey, bana yardımcı olur musun? Un, şey, süt, yoğurt, tereyağlar falan. Zamanı azalan yarışmacımız market görevlisinden de yardım alarak eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Kaşar peyniri, yağlı kayatları, folye, kürdan. Tamamdır, çok teşekkür ederim. Peçetelerimiz geldi, ekmeğimiz geldi. Tamam mı? Tamamdır, bitti. Bitti mi? Evet, bitti. O zaman gidip ev alışverişi yapalım mı? Şu an yapamam. Market alışverişini tamamlayan yarışmacımız aldıklarını kasadan geçiriyor. Ne kadar tuttu? 360 lira toplam. Buyurun. Artık eve dönüp yemekleri hazırlama zamanı. Ah Kerim Hanımcığım ya, zahmet oldu evet, size. Estağfurullah. Buyurun kahve yaptım ellerim biraz size. Ama korkma. Buyur. Niye titredi ellerin eli verirken? Yok, korkma. Senden heyecan yapmıştır. Evet, çok evet sağ ol. Tamam, aldık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok sağ ol canım. Siz de sağ olun. Burası kimin evi olsun bu arada? Torunumun evi. Ha, torununun evi. Burada yaşıyorlar İstanbul'da. Burada yaşıyor evet. Bekar tek başında yaşıyor. Ha, tek. Evet, tek yaşıyor. Ondan küçük evi. Anladım. Tamam, bekar evi olsun. Tamamdır, evet, yeter. Evi. Ben şimdi bir şeyler yaptım size, ikram edeyim. Gerçek mikserler çok etmeyin yediler ama biz size sakladık. Yoksa bırakmayacaklardı. Üff, Güneş abla evet, görüyorsun. Senden sonra evet, işte işaret evet, şey olmaz evet ya. Ama ya biz size, ya, ama biz ya size sakladık. Gidiyorum ya, almaya. Hiç uğraşma. Sakladık. Biz almaya gidiyorum şimdi be. Delip alıp götürüp yiyor. Biliyorsun değil mi bu? Evet, bak şey, kadıncağızı uğraştırıyorsunuz. Yaşlı başlı ya, kadını ya. Alışverişimi bitirdim, şimdi yukarı çıkıyorum yemeklerimi yapmaya. Börekle ya beraber Zuhal Hanım, yemiş onları da mikser. Ha, bak, hepsi yemişler. Yok, hiçbir şey kalmamış. Eyvah, hiçbir şey kalmamış. Kalmamış. Sizin canınız sağ olsun. Ben eyvah, zaten üzülüyorum eyvah, böyle. Uğraşmayın. Eyvah. Siz ta İzmirlerden geldiniz. Tabii tabii tabii. Sizin tabii. Nerede bilmiyorum ben nerede. Sen hani saklamış kim bilir nerede? Onun midesinde evet, bir yerlerde evet, artık. Bir bakayım bakalım nerede. Yok yok, hiç uğraşmayın, hiç uğraşmayın. Yok gerçekten, ben arayacağım şimdi. Göçmen böreği yaptım, mısırlı. Ay! Makedonya böreği. Ay, çok severdim ya. Gerçekten. Ay, bu gerçekten mikser var ya, bu mikser. Mısır unundan. Aman sen niye onu bize bırakmadın mikser? Valla yemiş bunları, hiç bırakmamış. Tüy. Hiçbir şey yok, bırakmamış. Ay, şu dolapta, şu dolaptadır belki de. Bir bak hele, bir bak. Tüy, yok onu yok, da hiçbir yerde yok, hanım yok. Boş ben çok severim ya. Hiç uğraşmayın. Tamam, tamam. Zuhal Hanım merhaba. Aha geldi. Nasılsınız? İyi sağ ol. İyi insan lafı üstüne gelirmiş. Gerçekten geldim. Seni. Sen bitirdin ya, değil mi? Ne oldu anneciğim, hayırdır? Börekleri bitirdin. Nerede? Çabuk konuş. Vallahi getir bizde, ben çok seviyorum onu, inan ki ben. Zuhal Hanım sizi ayırmış ama kapıyı kilitlemeyi unutmuş.
boş bulundu. Ne yaptı? Deplasmanda. Kütletmişler hepsini. Kütletmiş değil mi? Evet. Kendi evinde olsaydı mutlaka ki bir yerlere saklardı. Şimdi ne bilsin? Şimdi ne bileyim? Sizin düşünmeniz yeter. Elinize ayağınıza sağlık. Yemiş ama ben kadar yedirmek oldum. İstiyorum. Yok efendim sağ olun, hiç zahmet etmeyin. Ben mahcup durmadım. Çünkü, ah gelininiz geldi size zahmet. Ben açayım mı? Yemiş kadar olduk değil mi canım? Evet evet, aman ben çok kızdım şimdi. Buyurun, hoş geldin. Hoş geldin kızım, buyurun. Fark etmez. Hoş geldin Ümit, ne haber? Hoş geldin. İyi misin? Bayağı iyi yaptın. Torbalarınızı alalım. Hoş geldin. Çileklere bak, ay canım. Nerede torbalar? Zuhal Hanım, torbalar bende. Torbaları alayım, siz alabilir miyim? Siz zahmet etmeyin. Getir bakayım mikser, bir işe yarar. O kadar yemişsin, enerji toplamışsın. Evet, harca evet, bari. Doğru söylüyorsunuz. Bir işe yarasın. Ben de yardım edebilir miyim? Sen dua et, Güneş ablam burada. Yoksa çok evet. Kızardım sana. Canım annem benim. Canım oğlum o benim. Hiç, bir, hiç iki, hayatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oldu mu? Senin yemeğinde de 30'a kadar sayacağım. Bu da senin içinde. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kızların ne aman yapıyor? Aman ne yapayım, rahatlıyorsun değil mi Ziya Hanım? Çok, vallahi. Çok rahatlıyorsun. Gerçekten, senden sonra denedik biz. Bak ara ara yapıyorum masada. Tam bir şey... Burama geliyor, söyleyeceğim. Anneciğim ben geldim. Bir 10'a kadar sayıyorum. Sana sakin. Geçebilirsin. Evet. Benim kızlarım da mükemmel gerçekten. Sağ olun Kerim Hanımcığım. Zahmet ol. Bak anneciğin senin için. Evet, yerleştirdi. Yerleştirdi. Ispanaklar burada. İzmir'den getirmiş evet. Vallahi. Taze taze. Organik organik. Evet. Doğal doğal. Güzel. Gerçekten evet. Belli belli parlak. Tamam güzel. Mısın? Süreni başlatayım mı? Tamam. Ben ayakta tamam. Kalacağım. Çok... Aa yok sizi hayır, oturtacağım. Hayır hayır ben ayakta, ayakta kalacağım. Olmaz. Ayakta. Olmaz. Ben oturarak duramam. Niye? Hayır, oturarak duramam. Hayır, ayakta kalacağım ben. Ben oturamam. Hayır ya. Hayır. Abi, oturamam. Kıza yardımcı olacağım ben oturamam. Nasıl yardımcı olacaksın? Yardım etmek yasak. Ama gelinle yine yardım etsin bir şey versin. Yani olur mu böyle bizim yanımızda durmakla olur mu? Olmaz. Ama olmaz şimdi ben oturuyorum gelin siz ayakta. Yok olur. Yok bir şey olmaz. Rahat edemiyoruz. Peki 2,5 saatini başlatıyorum tatlım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi Allah kolaylık versin kızım hadi. Evet. Sakin ol. Zuhal Hanım, kızımız yemekleri yetiştirebilecek mi bilemiyorum. Kızımız çok ağır Zuhal Hanım. Sakindir belki. Kızım sen onu utandırın. Yetiştirir beni kızım. Beni hızlı yap ki utandır. Utandır bu mikseri. Utandır şu mikseri. Bence Ümit bugün yetiştiremez. Yetiştirir. Yetiştiremez. Yetiştirecek. Bak, öyle deme öyle deme. Aferin hadi kızım. Hadi kızım mikseri utandı. Hadi kızım. Bak bak mikser bak hızlı nasıl keser. Maşallah. Benim gelinim gibi maşallah maşallah. Maşallah. Çok kamerat. Allah nazarda saklasın. Aferin Allah. Aferin kızım. Ümit vallahi, vallahi sen bu gazla 1,5 saatte bitirirsin. İnşallah Zuhal'ım. Geçenlerde salı günkü yarışmacımız 32 dakika kala bitirdi. Fakat bu sefer de kimse demedi ki vallahi bravo ne güzel erkenden bitirmişsin. Menüsü basit. Menü kolaydı dedi. Ne var onu ben de zaten bir saatte yaparım falan filan dediler. Aman her şey bir kulp, her şey evet bir kulp ya, be Güneş evet abla be. Vallahi billahi ya. Çok ayıp ya. Getirmişler ne güzel yapıyorlar, ediyorlar. Yiyin sesini. Yaranılmıyor şu. Var hiç olmazsa gelinlerin moralini bozmayın. Ya. Yiyin ondan sonra notu verin. Sen nasıl patlatmıştın o puanı? Var ya hiç sormak istedim Zeyla'mdan var ya. Hatice'ye sinir olduğumdan evet yaptım. Buyurun Güneş Hanım sizin de puanınızı görelim. Benim puanım budur Zeyla Hanım. Budur. Teşekkür ederim. 8. Ben kaçın kurasıyım biliyor musun? Benim adım Güneş. Mercimek çorbasıyla başlayan yarışmacımız soğan ve havuçtan sonra patates doğruyor. Ardından kırmızı mercimekleri alıp tencereye koyuyor. Margarin ve suyu ekledikten sonra da ocağa alıyor. Hızını alamayan yarışmacımız pastanın yumuşak keki için yumurta kırıp mikserle çırpıyor. Zuhal Hanım ben ne yaptım bilin bakalım. Bak korktu korktu biliyor musun? Korktu götürüyordu da. Evet. Saklamış bırakmış evet. Senin hatırına Güneş evet, Hanımcığım. Korktu değil ameliyat ettirirler diye. Evet ameliyattan korktu. Çok güzelmiş Zuhal Hanım. Afiyet olsun. Buyurun lütfen. Hala iyi bu arada verirken. Ha, ama sen evet, meraklanma. Sizin için sakladım Zuhal Hanım. Hay sağ olun. Bana börek teşekkür ederim. Aa, Güneş Hanım. Onu, hatta yetmedi bunu da sakladım. Neler çıkıyor bak ne kirli çıkıyor görüyor korktu, musun? Korktu korktu Zuhal Hanım korktu şimdi ameliyat ettireceğiz. Yani. Güneş Hanım var diye verdin değil mi? Tepsi tepsi yapmışlardı. Güneş annemi de düşündüm. Ne kadar şanslısın Güneş anneciğim. Ay senin evde sağlıklı bir yemek kadar güzel bir şey var mı? Yemek. Ay ellerine sağ olun. Kayınvalideleri eli bile. Börek ile. Kök ile bezleri. Sağ olun. Sizinki buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Beğendin mi sen seviyor musun? Al bir yerin şişmesin. Acık da ben tadı almışım. Gerçekten şurada. Ellerine sağlık çok mükemmel acık olmuş. Acık değil. Dokunmaz o. Hmm.
Yalnız harika. Çok güzel ya. Gerçekten. Eyvah eyvah. Ümit neler oluyor? Eyvah bu ne? Ben de diyorum bir koku geldi. Bir şey mi bırakmış sorun içinde? Ben de sen... demin diyecektim de. Bir şey bırakmış içinde. Yalan korkmaya başladım. Ya göm! Ay, ay korktum vallahi. Senin. Bir şey yok akşam. Hayır yoksa. Hayır telefonu şey ay, kızım, temizledi korktum. Kız akşam şeyi. Cam açsınız arkadaşlar. Cam açsınlar da bari. Şunları arkadaşlara vereyim de. Evet evet. Aa, ne oldu çok mu ısındı? Al canım. Al burada arkadaşlarınla oturun yiyin. Yemiyorsunuz değil mi? Bak seninkiler. Yok yok yiyemiyorum. Ben de mi diyecektim bir şey mi yanıyor bir koku? Fırın çok ısındı ondan mı acaba? Yok hayır. Neden fırın acaba? Fırını yeni açmıştım aslında. Allah Allah. İçinde bir şey mi vardı yandı ısınınca? Hiçbir şey de yok içinde. Ana yemeğine başlayan yarışmacımız ıspanaklı cevizli tavuk sarma için tavuk etini soya sosuyla marine ediyor. Ardından doğradığı soğanları tencerede kavurmaya başlıyor. Getirsene. Aa büyük büyük annenin resmini açsana mikser. Zuhal Hanım buyurun anneannem. Güneş Hanımcığım. Bu bizim mikserin anneannesi. Aa. Büyük 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 anneannesi Fransa'da yaşıyormuş. Nasıl? Çok güzel. Fakat bıyıkları mı var bu teyzenin? Ama bu şey benziyor mu bayana? Kime? Bu bayan, bayan mı bu? Gerçekten bayan mı? Hiç ben benzetemiyorum bayana. Ay. Bu nedir Allah'ın sırası Ziyal Hanım? Ziyal Hanım hiç bu bayana benzemiyor vallahi. Neye benziyor? Ben ne bileyim erkek mi, bayan mı? Karışık ben anlam. Ay Ziyal şey, mikser kusura bakma ya. Gerçekten özür dilerim senden ama. Büyük büyük anneannem. Zamanında bıyık bırakmak modaymış. Ama. Ya suratlı da bir tuhaf. Şimdi nasıl kalın kaş modaysa o zamanlarda bıyık modaydı. Aman Allah'ım yüzü de bir şey. Ay bu ne ya? Allah'ın sırası doğru mu bu bayan mı? Büyük büyük anneannem Şanzelize'de yaşıyordu. Kusura bakma yani bu ne felaket. Benzemiyor mu miksere? Yok yok ay miksere bak. Sarıcın mavi gözlü bu ne kapkara. Ay kaç dakikası geçti bu arada Ümit'in? Üzülerek söylüyorum ama kızımız biraz ağır Zuhal Hanım. Niye? Tatlısını koydu fırına. Çorbasını bak, koydu ateşe. Hayır hayır hepsini de yaptım açalım. Şey. Zaten o tatlıda sorun var. Bakma bak, yap yavrum. Söyle bakayım kaç dakika. Şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 32 dakika. İyi, ben devam et. Ay iyi gidiyor. Fırını piş, şey fırında tatlısı pişiyor. Çorbası ay, ateşte değil mi? Ama evet, iyi evet, yine söyledim. İyi gidiyor 32 dakikanın içinde. Şey tavukları da terbiyede galiba. Gerçekten mi söylüyor? Şaka ediyorum. 35 dakika geçti ama ben 32 diyorum. Hem bu kadar şey yaptım diyor hem de zamanının geçmediğini düşünüyor. Evet biraz tabii ki farkında olmuyorlar işin içinde olunca. Ölçüsünü fazla kaçırma kızım bu sefer de kaynananlar diyecekler ki salçalı olmuş bilmem ne olmuş. Böyle derler, olmuş. Her şey bir bahane. Her şey bir bahane. Evlerinde öyle mi yapıyorlar acaba? Acaba sofrayı beğenmez. Yok bu gerçekten çiçek ne? Yok bu çiçek ya ne? Ya ben anlamadım ya. Ben de anlayamadım. Gerçekten hemen yani. Dünkü çiçek bu kadar. Küp gibi o masaya olur mu? Hmm. Evet biraz büyüktü sanki kenara çekti. Sanki turşu kübü. Yok canım o kadar da büyük. Turşu büyüktü böyle. Aa. Çok büyüktü. Çiçek mi yoktu yoksa? Onun vardı tarafı. Çiçek içinde. Yemekleri hiç beğenmediler. 3. Demek ki güzel yapmamış o zaman. Demek hepsi öyle verdiğine biraz göre. Biraz sıkıntılar vardı evet, evet maalesef demek. Ben de söyledim. Hayır bir kişi verse yine hani şey yaparsın ama da. Ama kabul etmedi. Asla kabul etmiyorum ben bu eleştirileri de bu puanları da dedi. Etmesin. Hiç kabul etmedi. Etmesin. Olur mu? Ama bak 4 çiçekte böyle verdiğine bir lezzet göre demek var ki bir şey var. Et sanki şey ne bileyim ben. Ot. Ot gibi. Annen öyle ot gibi. Siz de az değilsiniz. Evet ot gibiydi. İnşallah bugün Ümit'in güzel olur. Ne tadı vardı ne tuzu vardı etin. Makarna aman, neydi öyle? Deme öyle deme. Yapış bak, yapış şey gibi. Şey yapar. Sakın övme kendini övme. Bak bu sırada gelinin de gelinim şey yapar. Gelinim yapmaz öyle. Aman kızım karabiber mi? Sakın sakın. Ay. Ziyan ay Ziyan Hanım. Ay karabiber. Karabiberi aman, benden uzak dur götür kızım. Hadi doğru kızım. Sen sevim. Ay karabiber ay ben şimdi çok kötü olacağım. Azıcık koyacak kapatacak. O hanımefendi ismi neydi o da sana inat geliyor da öyle bir şey. Tamam çiçek tamam gitti gitti. O çiçek mahsus yapıyor mahsus. Bana da öyle geldi ama biraz. Ben onlara ne yaptım en son? Ne yaptın? Ben onlarla dalga geçtim. Hem de bir de sinirlerini de zıplattım. Ona kadar 30'a kadar sayarak onların sinirlerini zıplattım. Hepsini zıplattım. Şimdi vallahi. Onlar var ya kabus görüyorlar sürekli. Sürekli seni görüyorlar rüyalarında. Zuhal Hanım, kayınvalidelerimizin Güneş Anne'ye selamı var. Güneş Hanım'a bizden haber gönderir misin dediler.
Sana ne gönderdiler biliyor musun? Burada. Evet göster. Ay çok merak ediyorum. Gel, gel, gel. Ne haberi göndermişler bak. Gösteriyorum. Bak burada. Bak. Karabiber. Ay, ya çek. Allah bunları. Sana o kadar Allah. İyi şey yapıyorlar. Ay beşi de arka üstü düşeceğim. Lütfen hayır ay, bırak güneş ablamı. Miktar var ya sen benim sen içinde. Sen var ya sen. Sen var ya sen. O kadar iyilik yapıyorlar sen, sana. Sen bak ben seni ne kadar seviyorum. Sen ne yapıyorsun? Sevme artık şunu ya. Öyle selamını alıp bana getiriyorsun veriyorsun. Güneş annem kayınvalideler gönderdi karabiberi. Hala mı benim peşimdeler onu ya? Onu nereye koyacağım? Şurada masanın üstüne koy. Koy koy. Dikkat et. Koy. Ya da olur. Kablolara değmesin. Tamam değmiyor ben. Dikkat edin yanmayın. Çilekli muzu rulo pasta mıydı? Allah şimdi onu yapıyor sevgili Ümit. Muzlu ve çilekli rulo pastanın kekini hazırlayan yarışmacımız şimdi de meyveleri doğuruyor. O zaman Ziyan Hanım beraber çıkalım. Hadi gidelim o zaman. Evet, müsaade tamam, edelim. Oldu. O da rahat rahat hadi çalışsın. Evde küçük. Rahat oldu, rahat. Tamam, gel kahveleri içmediniz. İçtik içtik. Vallahi lafa daldık. Evet lafa hadi daldık. Hadi Kerim Hanım siz vedalaşın. Hadi. 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 Başarılar versin canım. Sağ ol. Teşekkür hadi. Ederim. Gelin arkasında dur. Sessiz evet, olma. Evet, biraz canlı evet. Ol oldu mu? Biraz seni biraz sessiz gördüm de. Hadi, hadi kızım hadi. Allah sana başarılar versin. Hadi canım öpüyorum. Hadi bir tanem ben de senin elini öpeyim. Hadi canım Allah sana gibi. Başarılar versin yarım benim. Hadi Allah. Kerim Hanım Ümit kolay gelsin. Seni. Görüşürüz 2 saat görüşürüz. Sonra. Hadi. Evet hanımlar baş başa kaldık. Sevgili Ümit şimdiye kadar neler yaptın? Pastamı pandış mayasını yaptım. Mercimek çorbası kaynıyor. Ama yeterince pişmemiş sanki. Hayır pişik, o kadar pişik. Pişiyor. Emin misin? Evet. Peki şu anda ne yapıyorsun? Pastamın iç malzemesini doğruyorum. Rulo pasta, kremalı. Yani normal yaş günlerindeki yaptığımız bir pasta değil mi? Hani yaş günü pasta tatlı yerine bile geçmiyor yaş günü pastası gibi. Havva Hanım bugün nasıl gelecek acaba? Dün 3 puan verdin. Nasıl isterse gelsin. Nasılsa düşük puan da veremez. Zaten yok düşük puanı veremez. 3 ile 4'ü verdi ya 5 ya 6. Yarışmacımız ara sıcak olarak sunacağı köz biber ve domatesleri fırına atıyor. Almanya'da ne kadar kaldın Ümit? 9 yaşında Almanya'ya gittim. 20 yaşında evlendim zaten. Türkiye'ye geldim. 7 yıldır da Türkiye'de yaşıyorum. Almanya'da yaşamak mı güzel yoksa Türkiye'de mi? Kocam yanımda olduktan sonra hiçbir yerin önemi yok. Demek sosyal medyada tanıştınız. Evet sosyal medyada tanıştık. İlk mesajı kim attı? Eşim. Ne dedi sana anlatır mısın? Ya bizim aslında hiç ortak arkadaşımız falan hiçbir şeyimiz yoktu. Orada görmüş beğenmiş. Arkadaşlık gönderdi. Ben de kabul ettim merak ettim tabii. Kimdir neyin istedir hiçbir ortak arkadaşımız yok. Öyle kabul ettim ondan sonra... Geldim, bizimle tanıştık, konuştuk. Zaten ben eşime ilk görüşte aşık oldum. Gerçekten mi? Evet. Nasıl oluyor ilk görüşte aşk? Anlatır mısın? Kalbimin yeniden çıkacağını hissettim. Tabii oğlumu beğendi, yakışıklı. Aslan gibi oğlum. Oğlu da bulmuş benim gibi kızı. Kaçırır mı? Ama rahat, becerikli, temiz. Peki Almancayı unuttunuz mu? Unuttun mu? Unuttum. Ben unutmadım. Şu an hiçbir şey yok. Anneciğim sen de Almanya'da yaşamıştın değil mi? 20 yıl. Almancayı da unutmadın demek. Unutmadım. Yarışmacımız muzlu ruloyu birkaç kez yuvarladıktan sonra açıp üzerine krema sürüyor. Kremayı iyice yaydıktan sonra dilimlediği meyveleri üstüne koyup sarıyor. Bir bütün haline gelen pastanın üzerini kremayla kaplıyor. Artık muzlu rulo pasta buzdolabına girebilir. Muzlu çilekli rulo pasta. Yapmadım ama yedim. Güzel. İnşallah tadı güzel olur. Beğenirsem notunu alır. Ana yemeğiyle devam eden yarışmacımız ıspanaklı harcı tavuk etinin üstüne cevizle birlikte koyup sarmaya başlıyor. Kaç dakika pişecek etler? Bu 25 dakika pişecek. İstersen çorbayı servis ederken de fırına verebilirsin. Ya da son olarak at sıcak sıcak yesinler. Evet. Ispanaklı cevizli tavuk sarma. Bizimki de biftek sarmaydı. Bizim et sarmamızı beğenmedi antrikot. Sebzeli sarmamızı beğenmedi. Bakalım onun tavuk sarmasını da göreceğiz bugün nasıl olacak. Anneciğim siz de çocuk konusunda mı anlaşamıyorsunuz? Evet evet. Anlaşamıyoruz. Bize de anlatır mısınız? Biz çok şımartıyoruz torunları. Onlar da bize kızıyorlar. Yoksa kuralların mı var Ümit? Evet var tabii ki de. Bir çocuk kahvaltı etmeden sabah sabah çikolata yer mi? Sabah sabah çikolata mı yiyor? Anneciğim doğru mu? İstiyor kıramıyoruz. Sabah sabah çikolata mı olur? Ben burada gelin hanıma hak veriyorum. Vermese kendileri gidip alıyorlar. Gelin hanım şimdi ne yapıyorsun? Şu an beytinin kıymasını şey yapıyorum. Meşhur mini beytiye başladık demek. Dana kıyma mı kullanıyorsun yoksa kuzu mu? Kuzu.
gösterir misin? Dana mı kuzu mu anlarım ben. Bak bakalım. Aa, bu dana kıyma. Olsun, danadan da güzel olur. Ama bırak lütfen, bırak lütfen. Gerçekten bu dana mı kuzu mu? Tamam, sen onu tut elinde. Al hadi al. Başka ne girecek içine? Soğan koyacağım bari. Başka? Başka maydanoz koyacağım. Çığlık atarsam veririm. Tamam tamam. Gerçekten çığlık atarsam veririm. Ya lütfen hadi lütfen. Bravo Ümit. Anneciğim, gelinini ilk gördüğünde ne hissettin? İlk gördüğüm zaman beğendim. Oğlun nasıl tanıştırdı? Eve getirdi oğlum. Eve gelince çalıştırdın mı gelini? Yok, hiçbir şey çalıştırmadım. Utangaç mıydı? Utangaç. Şimdi de hala biraz utangaç. Ama alışverişi çok seviyormuş. Evet, çok seviyor. Nedir bu alışveriş tutkusu gelin hanım? Gezmeye, alışverişi. Gezmek, evet. Geziyorum, kocam çalışıyor. Ben de onun paralarını yiyorum çatır çatır. Anneciğim, gelinin neler söylüyor? Öyle, yalan değil. Geziyor. Oğlum çalışsın. Çalışacak tabii. Niye evlendi ki? Evde otursun diye mi? Ben keyif yap. Tamam, çocukları da bize bırakıyor. Çocukları da bırakıyor. Keyif, sabah, keyif, akşam, her zaman bizde. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama babaanne olmak kolay değil. Sen babaanne olunca nasıl olacaksın acaba? Ben bakarım herhalde ya. Bakarım. Yani gençlere biraz izin verilmesi gerekiyor değil mi? Ben de genç olmak istiyorum. Ben de gezmek istiyorum. Babaanne olunca torunlarına bakacak mısın? Bakmaz, bakarım, bakmaz. Bakarım. Bakmaz. Ondan daha iyi bakarım, emin bakmaz olun. Bakmaz bu, bakmaz. Gelin hanım, beytinin içine neler koymuştun? Soğan rendeledim, bir tane sarımsak, karabiber, şimdi kimyon koyuyorum. Biraz da çok az da kekik koyacağım. Tuz, o kadar. Yarışmacımız ara sıcak için közlediği domates ve biberleri fırından çıkarıyor. Allah, ben bunu nereye şimdi koyacağım? Buraya koyabilirsin. Hiç yer yok. Nasıl olmuş? Pişmiş mi? Evet, pişmiş. İstediğim gibi olmuş. Anne, bu buradan devrilmesin, al sakın. Yarışmacımız mercimek çorbasının daha lezzetli olması için haşladığı tavuk suyundan ekliyor. Şimdi neye geçtin? Şimdi beytiyi saracağım. Yarışmacımız hazır yufkayı açtıktan sonra üstüne hazırladığı kıyma harcını özenli bir şekilde yerleştiriyor. Ardından kenarlardan katlayıp sardıktan sonra yufkayı ıslayıp yapıştırıyor. Sarılı yufkaları ikiye böldükten sonra dolaba kaldırıyor. Adanalıyım, beyti kebabı hiç duymadım ve yemedim. Bini beyti. Et yemeği herhalde, küçük. Saçın üstüne, lavaşın üstüne koyacak herhalde. Ya da saracak, hani böyle küçük küçük beytiler sarılıyor ondan. Tadına bakmak lazım, bilmiyorum şimdi. Yarışmacımız çorba için haşladığı sebze ve mercimekleri blenderdan geçiriyor. Kayınvalideler, mercimek çorbası çok basit. Her gün bu çorbayı içiyoruz diyecekler. Eleştirecek bir şey bulursalar. Güneş anne bile beğenmedi. Çok kolay dedi. Güneş hanım beğenmedi. Pastamı beğendi ama diğer yemekleri beğendi. Yarışmacımız çorbayı hazırladıktan sonra hemen salataya başlıyor. Önce yeşillikleri alıp güzelce yıkıyor. Salatadan sonra sadece pilav mı kalıyor? Evet. O zaman büyük bir rekora gidiyorsun. Gerçekten mi? Evet, rekora koşuyorsun. Ama beytilerimi de kızartacağım daha ya. Yarışmacımız közlenen domates ve biberleri servis tabağına alıyor. Ardından mevsim salata için kırmızı lahanayı dikkatli bir şekilde doğrayıp salata kasesine koyuyor. Anneciğim, Adanalı Cemile Hanım'dan nasıl bir sofra bekliyorsun? Çok güzel sofra bekliyorum. Yöresinden. Ne yapması lazım mesela? Adana kebap, en meşhur en. Adana kebap. Yapması lazım çünkü gelini de Adanalıymış, kendi de Adanalı. Kolay kolay da beğenmiyor. Konuşmuyor ama her şeyi eleştiriyor. Anneciğim, kayınvalideler neden düşük puan veriyor? Kendilerini düşünüyorlar. Hep yanlış yapıyorlar. Ama olan gelinlere oluyor. Gelin, evet, o tabii. Olan gelinlere oluyor. Evet, evet. Bak mesela dünkü yarışmacıya ben hem çok sevindim hem de üzüldüm gerçekten. Çünkü insan o kadar çok stres yapıyor ki, o kadar emek veriyorsunuz. Hani aslında üçü kimse hak etmiyor. Ama maalesef kayınvalideler veriyor. Kimse üç hak etmiyor ama yemekleri kötüydü çok. Hepimiz üç verdik. Sanırım yemeklerimizi de beğenmediler ama ben katılmıyorum onlara. Yemeklerimiz güzeldi. O kadar da kötü değildi. Niye öyle dolu dolu geldiler? Bu akşam iyi uyuyabildiler mi? Vicdanları rahat mıydı bilmiyorum. Onlara bırakıyorum. Gelin hanım,
pilav yerine neden başka bir şey yapmadın? Makarna mı yapsın? Makarna mı yapsaydın? 2 gün oldu makarna var. 1 gün pilav vardı yalnız. Anneciğim, kim daha iyi yemek yapar? Sen mi, gelinin mi? Daha fazla o yapıyor. Bizi ya. Çağırıyor yemeğe, evet. Senden daha güzel mi yapıyor? Bazı şeyleri o benden güzel yapıyor, bazı şeyleri ben ondan güzel yapıyorum. Gelininden güzel ne yapıyorsun? Onun bilmediği bizim yörenin yemekleri ama öğrendi, onları da yapıyor şimdi. Her şeyi yapıyor. Ne görsen hemen eve gidip hemen deniyor, yapıyor hemen. Yarışmacımız pilav için tencereye tel şehriyeleri koyup kavuruyor. Anneciğim, Havva Hanım tel şehriye ile pilav olmaz dedi. Olur, ben dedim olur. Onlar dediler olmaz. Olmaz olur mu? Öyle de oluyor, böyle de oluyor. Arpa şehriyeyle de olur, tel şehriyeyle de olur. Sadece şekli farklı. Şekilleri değişik sadece. Şurada beytinin yoğurt sosunu şey yapayım. Nasıl bir sos hazırlayacaksın? Yoğurt uzatacağım, sarımsak koymayacağım şuna. Sarımsaksız mı yapacaksın? Evet evet, sarımsak koymayacağım. Kıymanın içinde sarımsak olduğu için. Kıyma da var, üstüne bunlar de fazla tamam. Ağır gelir sonra. Fazla dayanmasın, sonra fazla yandı diyecekler. Yarışmacımız tel şehriyeleri kavurduktan sonra yıkanan pirinçleri koyup karıştırıyor. Ardından ara sıcağı mini beyti için yoğurt sosu hazırlıyor. Mini beyti yemedim, bilmiyorum. O yüzden yorum yapamayacağım. Tadını yiyince göreceğim tadını inşallah, bakacağız. Mini beyti, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum onun. Yemedim ya. Bugün bir rekor kıracak mısınız? İnşallah. İzmir'e gidecek. 15 bin TL. İzmir'e. Bir seferde İzmir'e gitsin. Müjgan Hanım'ın gelini tam 32 dakika kala bitirdi, rekor kırdı. Ne vardı rekor kırdı? Neden erken bitirdi sence? Kolay menü. Zaten başaramamış ki. Seninkine de kolay derlerse? Desinler. Ama kolay değil, görüyorsunuz. Menüyü çok uğraştırıcı bir şekilde bulmadım. İşte sarımayla üstüne et koyuyor. Onu yapmadığım için bilemiyorum ne kadar uğraştırıcı olduğunu ama... Hani biraz işte kremasını falan hazırlayacak tatlıda, belki az ona uğraşabilir, kekini ayrı çırpar. Ev yapımı ise biraz uğraşacak, hem kekine uğraşacak, kremasına uğraşacak. Ama hazır pastaya krema kullanırsa basit. Kremayı da hazır kullanırsa hepten basit. Ekmekliğe peçete koyacak mısınız? Bizim sepetimiz altına peçete konmaz, bizim ekmekliğimiz. Ama o ekmeklik sepetti, altı şeyli tırtıklı. Şey çıkıyor onlardan, saman gibi bir şeyler çıkıyor. Onun altına peçete olması lazım. Ekmekleri boşaltırken bütün her tarafa şey yapmış, ekmek kırıkları yapmış masanın kenarında. Siz peçete koymayacak mısınız yani? Çünkü aynalı, konmaz ona. Yarışmacımız pirinçleri de kavurduktan sonra pilavın suyunu ayarlıyor. Pilavın lezzetine lezzet katmak için tavuk suyundan eklemeyi ihmal etmiyor. Bugün masaya ilk baktığımda özellikle ekmek sepetine bakacağım. Çünkü Kerime Hanım 3 gündür herkesin ekmek sepetine hani taktı. Peçetesi yok, işte tabak aynı değil. O güzel değil, bu güzel değil. Yani devamlı ekmek sepeti konusu yaptı. Ben de bugün özellikle bakacağım. Şimdi ne yapıyorsun? Beytinin çok sulu olmasın yapıyorum. Hani şey suyu. Ay. Sosu neden erkenden yaptın? Sıcak sıcak servisini yapsan daha iyi olmaz mıydı? Hayır, ben onu tekrar ısıtacağım. O sadece kokusu gitsin. Kalan süren tam 38 dakika. Tamam. Ara sıcaklarına devam eden yarışmacımız mini beyti için dolapta beklettiği yufkaları çıkarıp dikkatli bir şekilde dilimliyor. Yemeği fırına pişerken yemek sen onları kızartacak. Zaten tamam. Şey hazır. Tamam. Gelin hanım, mini beytileri ne zaman kızartacaksın? Yemeği fırına sürdüğümde. Yemeği fırına ne zaman vereceksin? Son yarım saat kala. Yarışmacımız mini beytileri tamamladıktan sonra ıspanaklı cevizli tavuk sarmaları fırına veriyor. Anne sen şimdi buraya gel, ben gidiyorum. Gidebilir miyim oraya? Nereye gelin hanım? Masamı şimdi hazırlayacağım. Hemen salona geçen yarışmacımız sofrasını kurmaya başlıyor. Yemek masasının mutfağa yakın olması büyük avantaj. Evet, evet. Arkandan konuşulan her şeyi rahatlıkla duyabilirsin. Onlar da benim konuştuğumu duyacak ama. Yarışmacımız yemek yaparken olduğu gibi sofrasını kurarken de oldukça hassas. Burası kimin evi gelin hanım? Burası görümcemin kızının. Çok güzel olmuş pilav. Masamız biraz küçük olduğu için tabakları bir taraftan başlayacağım. Dünkü gelinimizin masa düzenini sevdin mi anneciğim? İyiydi, dünkü gelinim iyiydi. Gelin hanım, annen bütün hafta boyunca ekmeklikleri çok eleştirdi. Senin ekmekliğin hangisi? Evet, şu. Gelin hanım, İzmir'den mi getirdin her şeyi? Her şeyi İzmir'den getirdim. Sofradan sonra neyin kaldı? Sadece beytilerim kızaracak. Anneciğim, üstünü değiştirecek misin? Değiştireyim. Şimdiden git istersen. Gideyim.
Yarışmacımız tabaklarını ve ekmekliğini yerleştirdikten sonra masanın aksesuarlarına geçiyor. Çiçeği biz de yerini aldığına göre çatal ve bıçaklara başlayabiliriz. Gelinler en çok çatal, bıçak ve kaşıklarda şaşırıyor. Ben biliyorum. Ama yanlış koyuyorsun. Hayır, doğru koyuyorum. Emin misin? Evet. Normalde nasıl olması lazım? İşte benim yaptığım gibi olur. Yani nasıl olur? Kaşıklar ve bıçaklar sağda, çatallar solda. Sen nereden öğrendin gelin hanım? Benim evime çok sık misafir geliyor. Misafirim çok oluyor. Çok misafir ağırlıyorum. Ağır misafirler mi? Evet, özel günlerde. Bardaklarım da çok eski. Babaanneden 40 yıllık bunlar. Gerçekten mi? Gerçek. İşlerini bitirdikten sonra mutfağı da toparlaman lazım. Evet, şimdi onları halledeceğim hemen. Tekrar mutfağa dönen yarışmacımız eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Hoş geldin anneciğim. Gerçekten çok şık olmuşsun. Şöyle bir dön de bakalım sana. Çok güzel görünüyorsun anneciğim. Sağ ol, teşekkür ederiz. Mumları yakmayı düşünüyor musunuz? Evet. Çakmağınız var mı? Çakmağa gerek yok, elektrikli mum. Çok doldurma, az az doldur. Neden az anneciğim? Zaten bu kadar bir dolduruyorlar suları. Anneciğim, istersen mumları sen yakabilirsin. Bilmiyorum, nerede yakılıyor? Göstermemi ister misin? Göster. Bak, buradan yakıyorsun işte. Altındaki düğmeyi açıyorsun, yanıyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Gelinimiz mini beytileri tavada kızartmaya başlıyor. Ana yemeğin ne durumda? Yemeğim pişti. Şimdi kaşarını birazdan koyacağım. Yarışmacımız ıspanaklı cevizli tavuk sarma için kaşar peyniri rendeliyor. Şunu biraz ateşlendirelim. Biz anne, sen beytiye göz kulak ol. Beytinin tavada piştiğini ilk defa görüyorum. Beyti böyle daha lezzetli oluyor. Kişi başı kaçar tane koyacaksın? 4'er tane koyacağım. Hanımlar, bu arada sadece 17 dakikanız kaldı. Tamam. Daha giyineceksin. Giyinirim şimdi. Salatası hazır, her şey, sosu hazır. Hepsi hazır. Arife Hanım, rulo pasta için ne demiş biliyor musunuz? Ne demiş? Rulo pasta mı, yaş günümü kutluyoruz demiş. Yaş günü kutluyoruz. O gelince ben ona yaş gününü göstereceğim. Havva Hanım ne demiş biliyor musunuz? Söylememi ister misiniz? Evet. Umarım gelin yetiştiremez de 2 puan veririm demiş. Ne mutlu ki yetiştirdim. Mercimek çorbası için de her gün yediğim sıradan bir çorba demiş. Kendi çorbası nasıldı? Bakalım böylesini yemiş mi? Anlamıyorlar da ondan diyecek. Bu arada unutmadan gelin hanım, Zuhal Hanım'ın size hediyesi. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Hanımlar, beytinin olmazsa olmazı nedir? Ne olur yoğurt. Maydanoz olur, yoğurt olur. Tatmamız için ilk mini beytiyi hazırlayan gelinimiz üstüne yoğurt ve salça sosundan sonra tereyağı döküyor. Çok güzel görünen mini beyti bakalım nasıl olmuş. Hanımlar, siz şaka mı ediyorsunuz? Ne oldu? Ümit, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. 15 dakika kala da dışarıma, fırına ben nasıl şey yaptıysam. Yarışmacımız ana yemeği ıspanaklı cevizli tavuk sarmayı kontrol ettikten sonra maydanoz doğuruyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda beyteye devam ediyorum. O arada şey, maydanozu yaptım. Eyvah! Bir an önce giyinmen lazım Ümit. Kaç dakika? Son 30 saniye ve maalesef giyinemeyeceksin. Şaka. Bırak onları, bakma sen. Hadi bırak onları. Gerçek. Evet hanımlar, Zuhal Hanım geldi. Lütfen kapıyı açın. Gerçek. Dur! Şaka ettim. Çabuk! Korktun mu gelin hanım? Tabii ki de. Bir tane beytiyi hak ettim ama. Verdim. Hayır, bir tane daha istiyorum. Tamam, vereceğim. Söz ver. Söz. Kaç dakika var onu söyle. Şu anda kalan sürem tamı tamına 6 dakika. Tamam, çabuk yeter. Çabuk git hadi. Tamam anne, dur, çabuk git hadi deme. Şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi gelin. Bana beytimi vermeden gidemezsin. Ay Allah'ım yarabbim. Gerçekten izin vermem. Tabağım var zaten gelin hanım. Çabuk ol Ümit, çabuk. Önce mini beyti, arkasından yoğurt ve salça sos ve son olarak tereyağı. Nefis görünüyor.
Anneciğim, kızımız nihayet giyinmeye gitti. İnşallah, bak başardı. Beyti çok güzel olmuş. Yer misin? Yok, şimdi yemeyeyim. Gelinin hem bu kadar güzel beyti yaptı, hem de her şeyi yetiştirdi. Ben size söylediğim kızım yetiştirecek, marifetli. Hadi o zaman yemeklere bakalım, eksik var mı? Bakın. Salata ve közlenmiş biberle domatesler burada. Beyti, tarhana çorbası. Tarhana mı? Aman tarhana çorbası, mercimek çorbası. Diğer tencerede ne var? Pilav. Bakalım pilav nasıl olmuş? Tüm yemekler yetişti. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Artık son hazırlıklarını yapıyorsun. Galiba başardın. Evet, başardım. Yetiştirdim menümü. Mutfağı da tertemiz yaptın gelin hanım. Evet. Birazdan da kayınvalideler gelecek. Evet, buyursunlar, gelsinler. Ne düşünüyorsunuz hanımlar? Çok güzel bir duygu. Başardı. Çok seviyorum onu. Ben de seviyorum. Başardık, birlikte başardık bunu. Evet hanımlar, Zuhal Hanım geldi. Buyurun kapıyı birlikte açalım. Bardaklarınız küçük bu arada. Daha havalı olabilirdi. Daha havalı. Kristalden evet. Daha havalı. Tabii ki havalı. Altın kalkmalı mı vereceğiz ablacığım? Zor yuttun. Hoppala, zor yutmuş. Hala ben pilav falan götürüyorum. Sonra karnım acıkıyor. İyi tabii, afiyet olsun. Dolu dolu neden öyle geldiniz ben de bilmiyorum. Peki diğer gelinimiz 3'ü hak etmiş miydi mesela, siz vermiştiniz ya? Valla ben pişman değilim yine. 3 verecekse baştan sonra 3 verirdi. Gelinin yolcu bile etmedi. Dün. Agresifti dün. Aa. Bana ne biçim cevaplar verdi. Tabii ki ben kendisi nasıl savunacak Kerime Hanım. Ben onun eşi miyim, göz teması yapacağım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Ümit? Görüşmeyeli. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne kadar güzelsiniz. Siz vallahi elbisenizi görünce... Siz çok güzelsiniz. Tatile gidesim geldi vallahi. Bakın mutfağa. Aa, tertemiz mutfak. Bak ne güzel. Her şey nizamlı, ittizamlı. Nasıl geçti ben siz 2 saatiniz? Güzel geçti. Geçti, menümüzü yetiştirdik. Konuşup duruyordum, yetiştiremeyecek yetiştirdim diye. Yetiştirdim ama. Yetiştirdin değil mi? Onu da mı kendine mal ettin? Her şey tamam değil mi Ümit? Her şey tamam. Ben demiştim sakin. Fırın ne oldu? Ben onu merak ettim. Fırın ben yanlışlıkla 250'yi açmışım. Ah. O yüzden pandispan iyi yanmadı 250'de. İyi yanmadı, ben oradayken evet. Çıkarttım, kurtardım. Evet, evet. Ama ben dedim ya, çok ısındı, ya içinde bir şey kaldı. Isındı evet. Hay İçinde Allah. Kalmamış şey. Yani. Selin geldi mi torun? Geldi. Ha, iyi bari, o da çünkü yoktu. Hoş ev sahibisi geldi. De torunu Kerime Hanım'ın. Korktuk o fırını öyle. Güneş Hanım da ne güzel oldu. Moral olmadı mı? Çok evet, güzel evet. Oldu. Çok tatlı kadın çok değil mi? Evet. Kadın, çok evet. Pozitif evet. Enerjisi. Benim gelmesi çok iyi oldu çünkü bende çok fazla heyecan vardı. Sen de heyecanlı. Ha, şimdi asıl heyecan başlıyor. Hadi anne. Hadi bakalım. Hadi buyurun bakalım, kolay gelsin. Bakayım sofraya da. Aa, ne kadar güzel. Merhaba. Buyurun, merhabalar. 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 Hoş geldin teyzeciğim. Hayır hayır, hoş geldiniz. Çantanızı alayım mı isterseniz? Nasılsınız? İyi, sizden nasılsınız? Hoş geldiniz. Hadi bakalım karşılayalım. Hoş geldin Arif Hanım, nasılsın? İyiyim Allah'a, siz de iyisiniz. İyiyiz çok şükür. Hoş geldiniz. Merhabalar Zuhal Hanım. Bu sefer size Hollanda'dan çok çok selam söyledim. Nereden? Hollanda'dan. Hollanda'dan. Kardeşlerim, hanımlar falan, sizi çok Hollanda'ya seviyorum. Hollanda'ya da bizden evet. Sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Havva Hanımcığım. Hollanda'ya da bizden, orada yaşayan herkese. Sevgili arkadaşım Meral'e de. Benim arkadaşım da Hollanda'da yaşıyor yıllardır Rotterdam'da. Merhaba. Merhaba Cemil Hanım, hoş geldiniz. Karşılama çok güzeldi, güler yüzlüydü. Öptü bizi, karşıladı. Çok güzel, hoşuma gitti. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim. İyisiniz hepiniz. Hamdolsun. Allah iyilik versin. Amin cümlemize inşallah. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Burası torununun eviymiş. Kerime Hanım'ın bekar evet. Yaşayan bir normal kızımız. Yani, dolayısıyla evi birazcık küçük. Olsun. Masası da ona göre, şeyi de ona göre. Evet. Peki tabak çanak Selin'in de. Ben kendim yapıyorum. Aa, belli ama. Bunlar da babaanneden kalma 40 yıllık. Aa, şaka yapıyorsun. Evet. Evet. Kesme kristal. Çok özelli, evet. Özel misafirlerime kullanıyorum. Ay çok güzel. Hem misafirlerim de özel olduğu için sizle bunları... Teşekkür ederiz Ümit'ciğim. Çok cicisin, çok gibi. Ne kadar güzel. Benim rahmetli babaannemin de vardı, böyle anneannemin de vardı. Hepimizin evlerinde evet, değil mi? Evet. Peki sofraya da bir bakın isterseniz. Çiçeği var, şamdanları var. Kerime Hanım, dün benim çiçeğimi hiç beğenmediniz.
Çok, çok büyüktü dedim. Renkleri çok de beğenmediniz. Renk çok hatun büyük dediniz, sarı dediniz, bu masaya yakışmadı dediniz. Sizin örtüleriniz de beyaz. Beyaz ama bak orada eflatun da var. Karışık çiçeğiniz, küçük evet, sarı beğenmedim. Beğenmemişindir tabii. Masayı beğenmediniz mi abla? Beğenmedim. Peçeteniz sadece yok, çiçeğim. Ekmek... Peçete mi yok? Nasıl yok? Ekmek altında, ekmeklerin altında peçete. Hayır, o özel aynası var altında. Peçete konmaz ona. Ama aynayı hiç biz görmüyoruz ama gene de olması gerekiyor. Ayna gözükmüyor hayır, ki. Hayır, hayır. Ama geçen gün eleştirdiği ekmekliğin altı delikti. Evet, evet. Hı. Oradan. Ekmekler... Evet, çünkü altı kapalı olduğu için belki. Evet. Peki, nasıl buldunuz masayı? Mat olarak... Güzel. Çiçekleri evet, gerçekten ben hiç yakıştıramadım sofraya. Kendinki masalar benziyor. Masamız benziyor, küçük, aynı, mecburen öyle olacak. Güzel bence. Dünkü çiçek de güzeldi. Bence bugünkü benim çiçeğim çok güzeldi. Renk, ah çiçeğin içi gözümün çiçeği. Büyüklüğü olarak çok gerçekten çok güzeldi. Benim masama çok laf etti ama onun çiçeği hiç güzeldi. Benim çiçeğimi beğenmedi. Benim çiçeğim gayet güzeldi. Ben zaten beğenmedim. Beyaz beyaz diyordu. Kendininki de zaten beyazdı. Cemile Hanım siz nasıl buldunuz? Ben güzel buldum. En iyi güzel. Evet. Evet. Arife Hanım? Ya güzel bir şey ha demeyeceğim ama her günkü masalara benziyor aynı ama benimki daha farklıydı. Çünkü nesi farklıydı? Farklıydı ama daha her şeyin farklıydı. Altındaki hasırı, atlıklar mesela sepeti ona uygun. Hani her günkü masalar gibi hepsi de beyaz. Aynı şekilde yani. Neydi? Öyle almış. Ellerinde bu var bir. Yani güzel, beğendim. Kötü demiyorum da hani benimki farklıydı ama. Şey demiştiniz ya Kerem Hanım hani beyaz örtüye beyaz çiçek olduğunuz masaya beyaz ağırlık. Hani. Evet arkadaşlar çok büyük. Hem onu dedim hem çok büyük dedim. Vazosu çok büyük. Çiçeği çok büyük. Bu ne ya? Masalarımız küçük. Bu kadardı vazosu. Masa düzeni güzeldi. İşte bir o çiçek ona yakışmamış diyeyim. Kayınvalideme bir yanlar çok dolu gelmişler kayınvalidemden dolayı. Kayınvalidem çok eleştiri yapmış. Bu da dolayısıyla bana yansıyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak ama bayağı bir dolu gelmişler bize. O belli, onu anladım. Hiçbir değişiklik yoktu 3 gündür masalarda. Yani tek benim masam farklıydı, hepsinin örtüleri aynıydı. Yani çoğu şeyimi beğenmedi, aynı bizim masalar gibi dedi, beyaz dedi. Başka ne renk olabilir ki? Pembe koysaydım niye pembe diyecekti bu sefer de? Hani memnuniyetsiz. Ay bugün buraya kim geldi? Evet, kim geldi çok merak ettim. Güneş Hanım geldi. Ay öyleyim. Hatırlar mısınız Güneş Hanım'ı? Görmüştüm, evet. Bizim programda yaşamıştı. Kayın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 diye. Çok neşeli ama bir ben. İyi, ne çok güzel. Valla sürpriz yaptı, ziyaretimize evet geldi. Buradan bir kez daha teşekkür ederim. Ailesine de selam ve sevgilerimizi yollayalım. Evet. Ara ara sağ olsunlar eski tanıştığımız kayınvalideler. Gelinler ziyarete geliyorlar. Hani, sofraya bakmaya mı geldi, öylesine mi geldi? Hani sofrayı mı eleştirdi, niye geldi? Sofrada ziyarete. Öylesine geldi. Ben salona geliyor mu sohbeti? Oraya. Tamam, o buralarda tamam, oturuyor. Tamam, tamam. Duymuş ekiple temas halindeler. Ekipleri görmeye geldi. Tamam. Ekmekliğe aynalı olduğu için peçete koyamazdım ben ona. Şıklığa giderdi, güzel durmazdı. Bardaklarınız küçük bu arada. Masayı, özellikle küçük masayı bardaklarınız onlar hatıra. Gelinin... Dedi ya babaannem, babaannesinden, ne dedi babaannesinden. Öyle yani eski 40 yıllık antika. Daha havalı olabilirdi. Daha havalı, kristalden evet, daha havalı. Tabii ki havalı. Altın kakmalı mı vereceğiz ablacığım? Peçeteniz isterseniz alın. Yok. Daha yani havalı, ben kristalden havalı niye olabilir? Özellikle çiçeğe çok şey taktım. Bilmiyorum, herhalde onunki altın kaplamalıydı. Daha ne olacak Allah'ını seversen, tanımıştım. Ben İzmir'den getirmişim güzelim tabaklarımı. Sizlere sunum yapmışım, onu bile beğenmiyorsunuz. Bu masaya çiçek gitmemiş gerçekten. Bana çok beyaz beyaz dediniz ama sizinki de daha beyaz. Renkleri çok az. Çok güzel gitti bu masaya. Küçük bu çiçek yakışır. Hayır kesinlikle evet gitmemiş. Benim çiçeğim kesinlikle çok güzeldi. Ama şimdi dünkünde de yine kocaman bir çiçek, beyaz örtü ve içinde renkli çiçekler olduğu halde siz hayır yok renk dediniz. Biz ısrarla fulya pembe, fuşya pembe var dedik. Mesela burada da aynı şeyi söylüyor aslında. Aynı şeyi söylüyorsunuz aslında. Evet. Söylesin. Yani aynı şey olmuş. Bizim masa evet daha güzel. Evet Suhal Hanım beğendim. Evet. Küçük, biraz daha büyük olabilirdi. Sizin masa daha güzel miydi? Bizim masa daha güzel, ya iddialıydı. Hava Hanım dünkünün intikamı dolmuş mu, ne yapmış? Hani gereksiz yorumlar da yaptı, gerekli yorumlar da yaptı ama devamlı işte benim masama 3 verdi. Hani hep 3'e takmış. Mercimek çorbasını sanırsız yapıyorum şu an. Gelinin yolcu bile etmedi. Dün. Agresifti dün. Aa. Bana ne biçim cevaplar verdi. Allah Allah. Hayır evet, öyle değil. Hayır işte öyle değil. Onun tarzı öyle. Ha, duruşu ben öyle. Ben savunacak teması yapmamışım. Tabii ki ben kendisi nasıl savunacak Kerim Hanım. Ben onun eşi miyim? Göz teması yapacağım. Yapacaksınız. Göz teması yapamam. Hep gözüne bakarak konuştum ama
Hani bir gülümseme, bir ifade yoktu yani. Göremedi. Evet. Yok. Yani sert bakıyordu yani. Hmm. Nerede bakıyordunuz? Hiç görmedim. O ben devamlı konuşuyordu. Ben insanların suratına bakarak konuşurum, gözüne bakarak konuşurum. Efendim? Hani ben devamlı gelin hep gelin hanım deyip böyle bakıp da konuştum ama hani hareketlerinden filan şöyle şey vardı, ima vardı bakışta. Hayır, ben ima yoktu. Onun tarzı, duruşu tarzı öyle. Tarzı öyle bilmem, bana öyle geldi. Siz öyle gelmiştiniz. Olabilir. Gayet samimiydi. Başta girişte çok samimiydi, evet. Gerçekten başta. Peki yolcu etmedi mi sizi giderken? Yok, hiç görmedik. Ne hani şeyi gördük. Hiç görmedim. Hava Hanım'ı ne gelini gördük. Evet, gelirken hiç görmedik. Siz de mi güle güle de uğurlamadınız? Başka da görmedim. Kayınvalideleri. Ben hiç görmedim. Siz uğurlamadınız mı kayınvalideleri, siz? Uğurlamadım herhalde, bilmiyorum. Herhalde mi? Uğurlamadım herhalde. Uğurladı da. Unutmuş olabilirim. Biraz zorla gibi oldu. Uğurladı mı? Uğurladı, kendisi uğurladı da sonra gelini hiç görmedim. Ben görmedim. Ben de görmedim. Dışarıda ağlarken gördüm gelini. Nereye gitti tuvaletiniz, şey gelininiz biz giderken? Bir saniye, ağlamış, ağladı evet, mı dün gelini? Puanlara karşı ağladı. Ağlamadı. Ben görmedim. Evet, ağlıyordu. E sizin puanlarınıza göre ağlarlar herhalde. O kadar ya, üçü görünce. Siz ya, öyle bir gelmişsiniz ki. Yani bilmiyorum dolu dolu neden öyle geldiniz, ben de bilmiyorum. Hayır, siz de dolu bugün dolu dolu, dolu gelmişsiniz. Diye. Dolu dolu gelmedik. Dolu dolu gelmişsiniz. Siz o kadar kendinizden emin ve güzel konuşuyordunuz ki güzel puanlar veriyordunuz. Biz daha güzel şeyler bekliyorduk hiç ama göremedik. Hiç hak etmedi benim gelinim, onlar hiç hak etmedi. Peki diğer gelinimiz üçü hak etmiş miydi mesela, siz vermiştiniz ya? Evet. Hiç hak etmişler miydi? Ben pişman değilim yine. Onlar da demek değiller. Böyle oluyormuşlar. Ya Hava Hanım ben hala vicdan azabı çekmiyorum diyor ama bence dünden sonra çekiyordur. Ah ben ne yaptım diyordur dünden sonra. Dünkü gelin puanlardan sonra ağlamış. Bu bir sonuçta yarışma yani. Kazanamasam da güzel bir an olur. Ne olur hayatımda yani. Ağlamaya gerek yok. Zuhal Hanım ben acaba haksızlık ettim mi diye akşam internete girdim. Evet. Yemeklerin tarifine tekrar baktım. Ben et için ön pişirme şart demiştim. Patlıcanın içinde evet ön pişirme oluyor. Öyle miymiş oluyor. Patlıcan kulesinde? Mesela içindeki sebzeler sarı biber, kapya biber, yeşil biber ve havuç uzun uzun yapıp sarıp dışından da gözüküyor. Ondan sonra ızgarada... Evet, öyle değildi pek, doğru. Evet, çünkü sebzeye ulaşmamız için bayağı bir hani şey yap, ortasında hani azıcık bir şey. Sonra patlıcan kulesine de baktım. Patlıcan kulesine de ızgarada pişiriyorlar. Ondan sonra yapılan ne? Fırında değil. Ben yani tariflerine baktım, gezdim akşam internette. Acaba dedim bir haksızlık mı yaptım ama hani yok, ben dün de demiştim hani etin bir önceden pişmesi lazım. Izgarada hafif bir alt üst çevirdi, fırında öyle pişti. Hani sosu da öyle değildi hani bayağı salçalı güzel. İçine kekik, biberiye koymuşlar, doğru, taze kekik, doğru, taze doğru, biberiye. Öyle lezzetlendiler. Karabiber sürdüler mesela. Hani aynen. Lezzeti onlardan geliyor. Ben dün de demiştim hani bunun içine kekik falan olsa çok yakışırdı diye. Patlıcanı da ızgarada pişirdiler. Ondan sonra kuleyi yaptılar. Bir de kule hani malzemeler böyle dışından taşarak çok güzel bir görüntü vardı hani şey. Alakası yok. Ben onun için şey yapmadım yani. Dediğim gibi internetten de araştırdım. Hani o yemeklerle o yemeklerin alakası yoktu. Hani hala savunuyor. Ben hiç anlayamadım. Vicdanlarına bıraktım. Hani biz anlıyorsak o da anlar da işine gelmiyor. Ben ama çok rahatsız oldum. Üzüldüm. Biz onu hak etmedik. Yemeğin suyuyla tavukları biraz ıslatmam gerekiyor. Kurumaması için. Şuradan da laf ederler. Bu arada sevgili seyirciler şu anda da daha evvel de daha sonrasında duyduğunuz ve duyacağınız sesler fısır fısır o taraftan. Ekibimiz kendi içerisinde orada bazı şeyleri konuşuyorlar. Onların sesidir. Yadırgamayın. Çorbaya bakıyorlar. Aa güzel mi? İnternetten bakıyorlar. Gerçekten onlar da kendi aralarında bir muhakeme yaptıkları için. Orada çünkü oturan yoğun kişi var. Ondan sonra dolayısıyla bazen onların sesleri girebilir. Onun için söylüyorum fısıltılar halinde. Çünkü bazen gelinlerimizi kaçırdığı şeyleri hatırlatıyorlar. Efendime söyleyeyim yemekle ilgili biz burada ikilemde kaldığımız şeylerde hemen internetten açıp bakıyorlar. Öyle mi böyle mi kendi içlerinde konuşup değerlendirdikleri için ara ara sesleri girebilir. Yadırgamayınız nereden geliyor bu sesler diye. Buyurun mercimek çorbamız da geldi bu arada. Afiyet buyurun, olsun. Afiyet şeker olsun. Çorba çok güzel olmuş. Çorba güzel mi olmuş dedi biri? Evet ben dedim çok güzel olmuş. Alın benden de o kadar Cemile Hanım. Vallahi ne güzel. Çorbayı beğendim. Gerçekten tam benim istediğim mercimek. Heh sen tamam mıdır? Çorbayı beğendim şimdi. Tam bir mercimek değil mi? Evet. Afiyet olsun. Evet. Ama basit her gün yediğimiz evet, çorba. Mercimek. İşte basit değil o kadar. Yapılışı bayağı basit de ben tadını beğendim. Evet.
Beğendim. Önemli olan tat. Sizin geleniniz ne yaptı? Ezogelin çorbası. O da günlük bir çorba değil mi? O da çok yani Allah'ım. Aynen. Kendi kendinize. Günlük çorba da kendi tezinizi. Şimdi onun içinde mesela her şey var. Ama yani ezogelin de, tarhana da, mercimek de, hadi diyelim domates çorbası. Bunlar böyle kolay olur. Tarhana basit ama ben çok beğenmiştim tarhanayı. Ha beğenmişti. Evet tarhana da güzel. Evet, yani mesela mercimekse mercimek çorbası gibi. Evet. Geçenlerde kimdi valla? Sizde yok. Miydi? Başkasında mıydı? Sen mercimek çorbası olmuş. Kabak, kereviz ha. Çorbası diye getirdi. Kabak tadı aldık. Tatlı kabak çorbası gibi. Yani basitliği şeyinden öte. Tabii o da önemli, önemli ama. Evet, hani ilk başta hakkını verebilmiş mi? Ne diyorsunuz Cemre? Evet çok güzel. Kıvamı, tadı, evet, tuzu. Evet, üstünü da güzel. Değil mi? Blender'dan bayağı güzel. Beğendiğim için çorbayı yiyorum. Çorbayı ben çok seviyorum. Evet, tam bizimki gibi olmuş. Tam bir mercimek çorbası bana göre de. Aynen. Mercimek çorbası güzeldi. Tadını beğendim ama basit çorbaydı. Hani uğraştırıcı bir şey değildi. Siz zaten yemek yemeye gelmemişsiniz. Aa beğenmedin mi? Hayır, hayır biz de söylüyor. Dün. Yemek yemeye gelmemişsiniz, iyi üçleri değil, vermeye gelmişsiniz. Hayır, makarna hiç iyi değildi. Gerçekten pesto soslu makarna felaketi vardı. Hani hiç yenmedi. Gerçekten mesela ben o gün Arif Hanımlar'da yedim ama siz de yiyemedim. Hani şey yapma yani sen... İyi değildi nasıl, yani pilav da. Ön yargılı zannetme yani. Evet. Pilav da iyi değildi. Hayır, biz mesela oldu. Şimdi... Biz anlaşarak gelmedik. Ben yani. Şimdi bu çorbayı kötü dersem olmaz. Çorba güzel geldi. Aa çok güzel. Evet. Maalesef güzel değil mi tadı? Pilavımız yoktu bizim dün. Yok karıştırmış. Peki çorba nasıl? Karıştırdım. Evet, çorba yani. Güzel. Günlük her gün pişirdiğimiz yemek. Onu biliyorum. Evet. Tamam. Eline sağlık. Çok güzel. Sizin de aynısıydı. Günlük yemekti. Aynı bizimki gibi. Önemli olan lezzeti. Limon da yanına getirmesi güzel detay olmuş. Evet. Hani. Çorbayı hepsi çok beğendi. İnşallah hakkımı yemezler. Çorbama zaten yemeklerime çok güveniyordum. Menümde de iddialıyım. Ve gördüler. Günlük dedikleri mercimek çorbası bir İzmirli'nin elinden nasıl oluyormuş bunu gördüler. Tavanın beğenmeme odaklı gelmiş. Bir kullandığı sayı, puanı bir daha kullansa herhalde hepsi aynı olurdu. Hani hiç değiştirmezdik şeyini. 3 verecekse baştan sona 3 verirdi. Şimdi arasınca biliyor musunuz Beyti'yi? Vallahi hiç yemedim, yapmadım da bilmiyorum. Belki görürsem hatırlarım ama yapmadım. Beyti'yi. Evet. Aa, evet. Adanalı'ya yakışmadı şimdi. Ben Adana kebabından başkasını bilmem. Ama başka ondan yemedim. Beyti yemediniz. Evet, Beyti yemedim. Belki yemişindir de şimdi yiyeceksiniz. Ama görürsem hatırlarsam bir şey diyemem. Döner gibi bir şey mi? Başka şey, pide lavaşa sarılıyor. He. Üstüne domates sosu yapılıyor. Yoğurt konuluyor. Biraz maydanoz sepeleniyor. Döner diye geçiyor o mesela. Döner mi? Evet, et döner. Et döner, lavaşa sarılı. Evet. Aa, vallahi. Ben geldim Adana'ya 3-4 kere ama hiç öylesini yemedim. Evet, tavukla da yapılıyorum. Döneri lavaşa sarıp yerine. Ha, dürüm gibi mi? Evet. Ya, hiç yemedim. Bak kaçırmışız biz onu. Döneri mi? İnşallah. Döner İslam'da da lavaşa sarıp satılıyor. Yok öyle yeni. Hayır ama diyor ki Beyti, tarif ettiğiniz Beyti bizde dönerdir evet. Diyor. Tavuk döner. Olabilir. Et döner oluyor. Çok olabilir. Güzel. Bizde de döner var ama hani sandviç kesme. Oluyor, porsiyon oluyor. Evet. Hani ben İstanbul olarak Beyti'yi biliyorum. Adana'da Beyti'yi bilmiyor. Yani bana şey geldi, politik geldi biraz. Şimdi Beyti bizim programımızda yapıldı 3-4 kere. Hatta bir gelimiz onunla birinci de oldu. Fakat ana yemekti. Mini Beyti'yi ben de merak ediyorum. Ara yemek olarak ilk defa yiyeceğiz programımızda senin mini Beyti'ni. Onunla da verelim Ümit. Genelde ana yemek olarak yapıyorlar. İzlemişindir belki. Ara yemek, küçük Beyti. Ama ana yemektir Beyti. Ama hani mini pide, mini lahmacun fındık geliyor. Lahmacun bu da belki o türde bir şeydir, bilmiyorum. Kerim Hanım bize önce et, sonra tavuk. Hani biraz evet. Karışık olmadı, karışık hani. Bana karışık geldi menü. Ya tavuk ağırlıklı olsaydı keşke ya et ağırlıklı olsaydı. Hep tavuk ağırlıklı hani ara menü sanki olmamış gibi. Hem yani kırmızı hem beyaz et evet, olmamış. Evet, olmamış. Hmm. Tartışılabilir. Beyti ana yemek olsaydı daha makbule geçer. Daha güzel olurdu, daha şey olurdu. Bu mini Beyti. Ama sizin çorbanızda da kıyma vardı, böğreniz de kıyma ama vardı. Ama et duruyor ya. Kırmızı yani. Et. Kırmızı et duruyor. Evet, tavuk yapmadık biri ama. Biri beyaz, biri kırmızı. Yapmadık tercih anne. Meselesi. Mesela tavuk şey, ama tavuk çorbada yapabilirdik ama et menümüz olduğu için kırmızı etten gitti. Biz. Tamam, benim düşüncesi kapatamıyorum. Çünkü bu bir ara sıcak olabilir. Sizin menünüz de kolaydı. Kolaydı. Bugünkü menü de kolaydı. Dünkü sizinki menünüz de kolaydı. Hani
Zorlayıcı bir şey yoktu. Zorlayıcı nedir size göre menü? Neler olmalı? Kesinlikle kaç çeşidi? Çok zordu bizimki. Geliştirdiğine ben şükür ediyorum yani. Geliştirdi yani, yetiştirdi. Evet, yetiştirdi. Gerçekten o bazı şeyle uğraşmıştır ama mesela yahniden daha zor olmuştur yani. Olabilir mi? Sarmak tabii falan bir şeydir yani. Sarması falan, şimdi doğrusunu konuşacaksın. İçinin ayrı, yahniden dışının ayrı. Yahniden daha uğraştırıcıdır o. Ama, evet, ama yahnide 2 kilo da arpa şeylesi soyulur yani. Arpa şey, arpa soğanı soymak o kadar. Hiç koymamış, yemesek de koymamız gerekiyor. Ay ne bileyim koymamış. Hani onu çok heyecan yaptı servis. Şimdi mesela diyor mesela anne ben serviste hata yaptım diyor mesela yani. Doğru. Şey. Yani. Daha fazla soğan görmek isterdi. Yani. Ben dedi sen hani eleştirir çok soğan diye koymadım diyor. Yani onu yapabilirdim dedi. Belki et daha çok daha iyi olur diye koymuş. Ay işte belki de diyorum işte düşündü hani o sodan pişman oldu ama işten geçti. Çünkü çok aşırı heyecanlıydı. Olabilir. Hani benim gibi ilaç da kullanıyor. Ama havanın yemeğini beğenmedim de ama sizin yemeğinizden uğraştırıcı diyeyim şimdi. Gerçekten yahniden daha uğraştırıcıydı. Ama tat olarak beğenmedim. O başka ama tabii bu ayrı konu. Yani. Beytlerimi şu an sunuyorum onlara. Şimdi mesela şeyinki zordu hani Arife Hanım'ın gelinini yaptı. İşte profiterol yapmış. Aa evet. Krep yapmış. Mesela ona uğraştırıcı. Ay, zaten evet. O profiterol başlı başına olaydı. Evet. Baş yaptı yani. Aa, üç uğraştırıcı. Beğendiniz ben de dün 3 verdiniz dün. 6'yı kullanmayı bile düşündüm. Gözünüze baka vicdanınız rahat mı? Hani nasıl verdiniz? Yok benim vicdanım rahat. Ben pişman değilim diyorsun. Üstüne basma. Eğer pişmanım, son anda bile pişmanım ya. Gerçekten rahatsızım deseydim dün ben sana 6 verecektim. Aa! Gerçekten beğenmediğim halde 6 verecektim ya. Aa hayda. Ama, ne değişiksiniz. Bak ama öyle pişmanım de, deseydi 6 mı verecektin ona? Şimdi gerçekten yani bir geri dönüş yaptım ama ısrarla. Geri dönüş alıp feedback kötü oldu. Pişman değilim diyor. Gözüme baka baka habire pişman. Hayır yok yani. Yok çok ayıp ettiniz. Hani onun için zaten sen de 3 vermiştin ben de yine karşılığını verdim. Ya. Düşünmeden konuşmaya o da aklı gelmiş. Çok konuşacağı benziyor bugün masada. Ben bir de mesela size de tavsiye ederim hani gerçi bugün ve yarın kaldı ama gene de olsun ona da dikkat edin değerlendirirken. Mesela sofrada önünüze gelen yemeklerden bir tanesi sizde hiç iz bıraktı mı? Bu tatlı olur, bu çorba olur, bu yemek olur, bu salata olur, bu sunum olur, bu servis olur. Hani şu bende çok güzel bir intiba uyandırdı. Damağımda çok güzel bir tat bıraktı. Mesela profiterol hepimiz kendimizden geçtik. Pesto soslu makarnası. Hayır mesela pesto soslu makarna, profiterol evet. Ona keza. İkisi yani de çok güzel. Her sofranın çok bir imzası iyiydi. Olmalı bana göre. Her gün yarışan gelinin bir böyle bir kendini hatırlatacak ve unutturmayacak bir yemeği tadı bir şeyse olmalı. Yani mesela ben ona da dikkat ediyorum yani. Aynen öyle. Mesela ben ana yemekten daha çok puan kırıyorum veyahut güzelse daha çok puan veriyorum sizin aksinize. Doğru, tabii. Siz böyle hepsinden aynı şekilde yani salatadan da 2 puan kırıyorsunuz, çorbadan da aynı şekilde kırıyorsunuz, eksiklerden de masadaki şeylerden de siz yani orantısız kırıyorsunuz. Sorun bu zaten. Aynen. Yani evet olmamıştır ama mesela dün de 3 değildi. Mesela kara lahana fena değildi, güzeldi, bilmem ne. Güzeldi sermez. Ama siz et olmadı, evet. Bilmem ne olmadı diye hepten götürdünüz yani 7 puan birden kırdınız. Ama kara lahana çok tuzlu bir yer yoktu ama. Ben çok tuzlu. Ben de dolmadan başka hiçbirini beğenemedim. İşte dolmayı evet. Beğendiyseniz, serviste eksik yoksa, menüde eksik yoksa 4-5 vereceksiniz en basitinden. Benim masam 8-9'luk masaydı, 3'lük bir masa değildi. En azından 5-6 vermesi gerekiyordu en azından. Ben bunu kızarttığım için bence beni eleştiremezler. Fırında yapsaydım çok kuru olurdu. Tatlımız şimdi öyle olabilir ama diğer yemeklerimiz güzeldi. Ona katılıyorum. Yani işte, sizin de gelininizi hazır yufkadan yapmış ve de biraz pişirmişti. Hazır yufkadan yapmış olan benim gelinim açtı hamur falan diye demiyorum ki. O bildiği türde yaptı. Ama Zühal Hanım ben şimdi herkes yufka açmış ama. Şimdi başkalarına veya kendi gelinime haksızlık olmayayım. Dünkü menüye mesela 4-5 verdiğim zaman başka gelinlerime de gelinime haksızlık oluyor. Değil yani, mi? Bir de ya yarış yani şimdi önüme çıkacak gelinleri hani tanımadığım için. Geliyor buraya. Onun için şey olabilir. Evet mini beytlerimiz geldi. Yorum yapabilir miyim Zuhal Hanım? Allah Allah o kadar çabuk. Bir tane yedim ama. Yediniz mi? Tamam o zaman buyurun. Kıyması baharatsız hani bir sanki bir yani kıymada bir hiçbir şey yok.
Normal kıymayı kavurmuş gibi şey, nasıl diyeyim, baharat yok. Karabiber baharat yok. Yok geldi kıyma bana. Var. Evet, biraz tuzsuz. Yavan geldi bana. Evet, bana da yavan geldi. Biraz tuzsuz, baharatı da yok. Baharatını koydum aslında, karabiber. Karabiber ben bayağı hissettim. Var. Hafif bir acılık bile var. Ben karabiber çok sevdiğim için belki ondandır. Ne yapmadınız? Baharatlı karabiber çok yediğim için belki ondan az hissettim. Ha, siz fazla seviyorsunuz. Baharatsız, gerçekten. Aslında baharatsız değil. Kullandım. Baharatsız değil. Yani karabiberini kullandım, ben kullandım. Çok hafif kekik kullandım. Ben aldım baharatlı diye. Bariz aldım hem de. Soslu güzel oldu. Sosu nasıl? Güzel, sosunu beğendim. Sosunu beğendiniz, eti yavan geldi. Evet. Yani ilk defa yiyorum, ben yemedim hani sarma. Ha, yemedin daha evvel. Yemedim. Ama içi biraz sanki çok iyice pişmemiş gibi ama hani tadı fena değil. Çiğ değil ama biraz değişik geldi. Hmm. Evet, bana da içi biraz pişmemiş gibi geldi. Ama tat hazır olarak içi fena pişik değil yani. İçi pişmiş de yani. Çiğ demiyorum da görünüm olarak, renk olarak işte biraz farklı. Görünüm ve içi, içi. Görünüm ve içi. Renk olarak içi evet, farklı. Evet, biraz çiğ gibi duruyor. Evet. İçini nasıl hazırladın? Bilmiyorum. Onu ben de soracağım. Mesela. Kıymasını? Hmm. Soğan bir tane rendeledim. Baharatlarını kullandım. Bir tane küçük sarımsak kullandım. Ondan sonra yufkanın içine uzun uzun... Kızım sesle konuşuyor musun? Ben duyamıyorum. Dedi ya bak, fırına sorduk koydum dedi ya. Yok hayır, fırında pişirmedim ben bunu. Fırında ben bunu hiçbir zaman yapmadım. Fırında daha sertleşiyor. Oluyor. Yağda kızardığı için daha lezzetli. Ama fırında gitse sanki daha beni çeker diye bir şey. Hiç kuru. Yağda kızarttın. Evet, evet. Beytinin evet. Kebabını. Evet. Onun için hani biraz yavanlığı belki ondandır hani böyle güzel. Onunla pek alakası yok ama. Fırında daha güzel olur sanki. Hani. Kızartınca da yağ çekmiş olmamış. Beğenmedim onu. Benim hoşuma gitti. Tuzu az. Tuzu evet. Az ama beğendiniz. Evet. Evet. Elif Hanım, tadı nasıl? Ya, iyi ya. Hani değil mi? Görünüm olarak biraz da hani ona takıldım ama içini kesince. Hı. Ama fena evet, değil. Yağda da olmaz. Hani o yağda olmaz gibi geldi bana. Bilmiyorum hani. Dışı biraz yumuşak geldi. Evet, yumuşak olmuş. Hani daha yumuşak olmuş. Tencere yemeği. Yukarısı biraz daha yumuşak dışı. Evet. İçe fırında olsa içi daha güzel pişerdi. Böyle pişiyor. Daha güzel oluyor tavada. Tencere şey fırında sert olur. Daha yavan gibi olur. Fırında şey, daha yavan olur. Evet, fırında daha yavan. Fırında tavada, iyi kızarmamış olman olabilir. Tavada. Ben çiğ bulmadım fazla ama birazcık daha tabii pişebilirdi fazla de. Fazla demedim. Yağda kızartılmış da ilk defa alıyorum. Evet. Cemile Hanım nasıl? Efendim? Benim hoşuma gitti, ilk defa yiyorum ben bunu. Hmm. Fena değil çok tadı. Evet. Yani böyle çıtır çıtır olmuş dışı evet, falan. Sosunu masunu güzel pişirmişsin yoğurtla falan. Güzel bir evrek olur. Tat bırakıyor evet. Ağzını ama. Yemeyecek gibi değil. Neresi çıtır çıtır? Benimki yumuşak. Seninki değil mi? Bak. Benimki yumuşak. Ama sonra sosu koydun ve yoğurdu yumuşuyor. Ha, olabilir. Benim kestiğim ben, yufka çıtır değil. Çıtırdı. Bana benimki öyle geldi. Yumuşak. Bak şundan. Tadına çok öyle yorum yapmadım ama yumuşak benimki. Sizinki tamam. Biraz daha fazla pişmiş. Diğerine bakabilirsiniz. Çünkü sofradan çok güzeldi burası. Aa. Evet. Tat olarak illa ki çok farkı var canım. Dün de çorbayı beğendim dediniz. Sonradan yok, ben fikir beğendim değişti. Demedim. Ne olduysa fikir değişti. Beğenmedin. Hayır beğendim demedim ben. Keşke dedim, fırında pişirseydin. Önce dedin önce. Fırında ama tuzu iyi dedim yapmadım. Ben. Evde de fırında yapmıyorum. Benim hoşuma gitti. Rengi de iyiydi. Ha beğendim. Fırında yapman gerekiyordu tabii ki. Yani hani beyti deyince pişireceksin beytin içini. Sonra lavaşa sarıp keseceksin. Sosu olsun dediğim gibi güzel. Fena da değil tadı ama tavada ilk defa diyorum beyti. Evet. Bir ilki yaşattın. Teşekkür ederim. Fena değil ama tadı. Yok yok yani sosu olsun güzel pişirmişsin ayarlamışsın. Evet, elinin lezzeti var yani endişelense. Ama beyti böyle olmaz. Tadı da işte içi çok pişmediği için çok da şey gelmedi. Orta diyeyim yani. Tuzsuzdu. Onun da baharat yoktu içinin. Sanki bana biraz kıyması pişmemiş gibi geldi. O yüzden beğenmedim. Beyti içeyi buldular. Fırında oldu dediler. Ama ben hiçbir zaman fırında yapmadım. Yapmadığım bir şey de onlara sunamazdım. Yani bence çok güzel oldu. Soyal Hanım da sosunu falan çok beğendi. Hani çiğ olmadığını söyledi. Cemile Hanım sen nasıl Adanalısın? Etin nasıl piştiğini bilmiyorsun. Bakalım yarın gelinimize ne yapacak onu merak ediyorum. Vallahi hani, yarın göreceksiniz ben artık. Ben hani sizin Adana'nın çok damak büyük konuşmayı sevmiyorum. Ne olacağımı bilemiyorum ama inşallah eksiksiz yiyeceksiniz her şeyi. İnşallah şey yani hiç pişmişini bilmiyorsun yani böyle. Ama pişmiş benimki. Sen bir de her şeyi beğeniyorsun bilmiyorum. Hayır tuzu az dedim ama hoşuma gitti tuzu az dedim. Herkes beyti bilmediğime şaşırdı. Ben yapmadığım için bilmiyordum. İlk defa gördüm burada. Peki uzatın. Bugün her şeyi beğeniyor Cemile Hanım. Neresi pişmiş? Kebap. Güzel olduğu için beğeniyor. Herhalde kebap bir kültürünüz mü çok yok? Aslında Adanalısınız ama. Hayır kebap türünün her şeyini bilir. Hele ki yani gelinim her şeyi bilir. Dört dörtlük.
Ondan dolayı her şeyi bilirim ama bu çok güzel olmuş. Yani o kadar da itici bir yemek değildi. Değil canım. Yok. Yani değil. Allah için. Değil ama beyti böyle pişiririm ben size. Fırında olsa gevrek olur diye belki yapmamışlardır. Fırında yapmış olsaydım da yine beni eleştirecektiler. Yani ama fırında hiç yapmadığımı da onlar nasıl anlayamadım yani. Beğenmediler. Sen kebaptan anlamıyorsun herhalde Cemil Hanım. Gelin biliyor mu beytiyi? Siz biliyor musunuz kebap türlerini hani? Ya nasıl yapıldığını mı yoksa? Ya mesela köylerim. Kebap türleri ne sen? Mesela neler hani siz daha çok hani şimdi Adana'da olduğunuz için kebap sizden evet, sorulur. Tavuk, kıyma, kuşbaşı hep onlar yapılır bizde. Çünkü isimler olarak mesela nasıl hani? Adana kebap vardır, Urfa kebap vardır, var. İşte beyti. Adana kebap canım, her şeyimiz Adana'dan. Şaşlık vardır, küşleme vardır, efendime evet. Söyleyeyim. Urfa kebabı diyorsun, soğan kebabı vardır, tatlıdır. Fıstıklı kebap vardır, efendime evet. Söyleyeyim. Ufa, domates canım. Kebabı vardır, soğan kebabı fıstığı vardır. Fıstığı bilmem ama normal kebap yapıyoruz biz. Adana bir tek sizin herhalde, fix. Anladım. Hani Antepliler yapar, acı olması tamam, gerekirken tatlı oluyor. Bizimkiler acı şiş kebap var, işte efendime söyleyeyim. Ali Nazik vardır. Efendime söyleyeyim. Onu şişten yaparlar. Evet. Kıymadan yaparlar. Burada... Çöp şiş vardır. Şudur budur et yani. Hani ciğer kebap var. Ciğer var tabii. Yani hani kebap türleri açısından isim evet. Olarak hani biliyor musunuz diye. Cemile Hanım Adanalı olarak kebap çeşitlerini bilmiyor. Yani sayı deyince tavuktan işte dedi. Kuşbaşı, büftek hani öyle şeylerden söyledi. İsim emri şey söylemedi. Bir de beyti hiç görmedim dedi. Yarın kebap çıkarsa çok geleceğim ama galiba kebap varmış. Ucundan çıtlattı masada çünkü. Havva Hanım beğenmedim diyor ama maşallah silip süpürmüş bir tane bırakmış. Şimdi ben gelecek menüyü bir merak ediyorum. Acaba sarma Havva Hanım mı güzel olacak, bu gelen sarma mı güzel olacak ama tavuk daha çabuk piştiği için daha avantajlılar. Avantajlılar evet. Tavuk daha çabuk pişerse nazaran. Tavuğun da kendine has bir lezzeti var zaten. Yani baharatsız bile lezzetli olabilir. Haşlı ya ete bile... lezzetini her türlü ete, balığa da, kırmızı ete de, tavuğa da, hindiye de, kuzuya da, danaya da. Yani hepsine tadını veren aslında sosları ve baharatları. Baharatları aynen öyle. Çünkü et zor pişen cinsine göre tabii ama hani kurumaya çok müsait. İşte onu nasıl pişirdiğiniz çok önemli. Marinesi çok önemli. Tavuk yani... suyu yapacağımız zaman bile ben tavuk haşlıyorum. İçine bir bütün soğan, patates, havuç koyuyorum yani ki suyu lezzetlendirelim diye. Evet. Baharatlarla, sebzelerle içine giren yaparım. Çeşniyle. Atarım çeşniyle evet yaparım. Tane karabiber atarım içine suyunu mesela haşlamırken. Mesela ben öyle et yemeklerinde pişmiş diyorlar. Tabii ki pişecek, çiğneyecek halimiz yok ama öyle. Kriter pişmesi değil. O lezzeti. Lezzetlendirebilmiş. Görüntüsü evet. Çok güzeldi dünkü. Görüntü güzeldi ama çok kuruydu. Ama domates sosu pişmemiş. İçindeki şeyin tadını alamadık. Hani hiç yok. Olması gerektiği kadar fazla yoktu. Şu kadarcık havuç vardı. Et soğuktu, kurumuştu. Et soğuktu, evet. Makarna çok soğuktu. Geciktiniz. Hani yemekler soğuk geldi. Gerçekten içinde hiçbir şey yok. Yani yarısına kadar kestim. Gerçekten bir şey yoktu. Hani Müjgan Hanım kesmedin ki zaten kenarından yediniz. Bak sen şimdi çekimleri görünce göreceksin yarısına kadar aç. Ortasını nereden bileceksiniz ki ne ama kadar kes, ne vardı? Ama yok. Sen çekimleri görürsün. Ben ne kesti, kadar kestim, ne kadar şey yaptım. Ben de kestim. Evet, kestim. Yanımda şey oturuyordu. İçi azdı. Hani mesela sebze sarma deyince kestiğin zaman etti. Sebzeyle beraber gelmesi lazım ağzına ki bir tat karışımı olsun. Kesmeden karar verdim diyor ama şimdi yayınlandığı zaman görecek. Eti ortasına kadar geldim. Ve sebze hiç görmedim. Evet, şimdi ana yemek ve pilavımı koyuyorum. Ben zaten bunu keserek servis edeceğim için kaşarı fark etmeyecekler onlar. Ama görünüm olarak, yani dün ben aynı sofrada da belirttim. Gerçi görünüm olarak gelince dedim bu görünüme göre güzel bir şey bekliyordum ama hiç güzel değildi. Evet, bu arada yemek de bayağı bir gecikti. Evet, evet. Gelin Hanım hızlan. Geliyorum. Ben hatta senin gelinin eti getirirken dedim bu dedim güzeldir. Hani, de, görünüşü çok güzeldi. Evet. Çok güzeldi. Ama gerçekten zaten salata ağlıyor diye benim bir lafım var. Salata dün gerçekten ağladı. Hani, nar ekşisi fazlaydı bir de. Nar ekşisi de sirkesi çok fazlaydı. Sirkesi çok fazlaydı. Sirkesi çok buldu yani. Sanki sirke içiyormuşum hissi verdi bana. Gerçekten... İki çeşit bir de sirke. Evet, iki çeşit. İkisi de keskin zaten. Normalde ben... batır başına bağla. Evet, aynen öyle. Ateşi, aynen öyle. Valla ben etten, metten anlamam. Anlamaktan değil, anlamama gerek. Ben lahana çorba, lahana yemeğinden anlarım. Dolma sarmasından anlarım Zuhal Hanım. Lokma ama güzel. Lokmadan anlarım. Helvadan anlarım. Mesela hocam, Beti. Onları sorun bana. Onları yapsaydın. Bana onlarla gelin diyor abla. Onlarla gelin bana. Onları yapsaydın kararlarını yemeyip onlarla sorardı kendine. Ben işte bildiğim yemekleri biliyorum. Kararlarını şu bu ama
insanın bir ağız zevki olan mesela ağzına aldığı bir şeyin lezzetli olup olmadığını herkes anlar. Çünkü sonuçta biz hepimiz gurme değiliz. Şoktayım ben gerçekten. Nasıl 3 verdiler 4'ü birden ya. Kerim Hanım bu yarışma yani. Şimdi hani 3 de verilir, 5 de verilir, 10 da verilir. Hak etmediğimizi düşünüyorum. Hak etmeyenler hak etmedikleri puanı zaten çok aldılar 3 gündür. Hani onun için. Evet. Ama hak edilmeyen puanları sen verebildin aynen başlarda. Öyle. Hak edilmeyen puanları verdin. Ama benden de bekliyordun onu zaten. Ama gerçekten beğenseydim gene onu vermezdim. Yani aynı hatayı tabii yapmadım ama beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Ama beğenseydim verirdim. Bir iki puan fazla verirdim. Bu bir yarışma. Kim olacağı belli olmaz. Senden bekliyordum doğru da ben Kerime Hanım'dan, Cemile Hanım'dan hiç beklemiyordum gerçekten. Sen ondan nasıl bekliyordun? Neden ya öyle? Allah aşkına. O bana verdi diye belki o yüzden vermiş olabilir. Güzel yemeğine 3 verdin. Tamam ben 4 verdim ama sen 3 verdin. Ben zaten ona söylemedim ki Kerime Hanım'la Cemile Hanım dedim farkındaysanız. Tamam ya ondan da beklediğini söylediniz. Bunu hatırlamıyorum. Ama şimdi zaten kısa kısa olmaz herhalde. Söylüyorsun hatırlamıyorum diyorsun yani. Soğumuş olabilir biraz. İkinci günde demiştim. Ama lezzetine her bak. Her şehriyeli olmuyor. Hoppala. Arpa şehriyeli olmuyor. Ben öyle biliyorum. Hayır olur mu? Ondan da olur. Arpa şehriyeli de olur. Tel şehriyeli de olur. Pilavın görünümü, kıvamı çok güzel olmuş. Görünümü, kıvamı evet, güzel. Evet, biraz tuzsuz geldi bana. Ama görünümü, kıvamı çok güzel. Ben alırım size. Etler biraz evet, bana zor yuttum, şey geldi. Ben içmeyeceğim hani böyle bugün. Sert geldi. Sert geldi. Hani sert dediysem de hani kuru gibi yani yutarken böyle biraz zor yutuluyor. Benim yumuşak çok. Hem de çok lezzetli. Zor yuttum. Hoppala zor yutmuş. Evet biraz kuru. Hayır, Kenan'ı kuru ben yiyince bana da öyle görmüştü. İçine biraz kes. Bak nasıl kuru değil. Sanki tavuk biraz hani dövülseymiş, inceltilseymiş daha hani. İnceltilse çok ince. Çok kalın olmuş hani yoksa. Ha, gerçi sarınca. Şey, Kerim Hanım'ınki ince. Sarınca. Güzel hani fena değil ama dedikleri gibi biraz kuru. Hani herhalde beklediğinden üstü kurumuş. Pilav durumda güzel. Bekliyor ya biraz. Afiyet olsun. Tavuğun ne eti bu sizce? Bu kalçadır, kalça. 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 Sizce en nedir? Hava ne etidir? Kut olarak geçmiyor mu? Göğüs olabilir. Göğüs olabilir diyor. Göğüs. Kalça diyor. Sence nedir Elif Hanım tavuğu? Hangi eti bu? Neresi? Bende de göğüs ya. Göğüs diyorsunuz. Bence de göğüs. Göğüs mü? Göğüs, göğüs. Göğüs eti mi? Göğüs eti. Evet. Çünkü göğüs eti daha çok. Çünkü ondan sarılır. Hem de kızardığı zaman zor götürüyor. Kalçadan sarılmıyor. Aha. Kalça sarılmaz. Bu yemek göğüs etinden olur. Göğüs. Zaten şeyin de yemesinden de. Onun için sordum. Göğüs eti biraz kuru. Görünümü de göğüs zaten. Yaman oldu. Göğüs eti biraz kuru oluyor maalesef evet. Hava Hanım, dünkü ete nazaran bu daha güzel hani şimdi. İçinin malzemesi olsun, pişme tarzı, görünüş olarak hani güzel. Malzeme bak dolu. Güzel mi? Güzel, fena değil hani. Ben çok ölmedim ama güzel. Yemediğim için önceden bundan ıspanağı yakıştırmadım. Ceviz de var için onu da yakıştırmadım. Hava Hanım değil mi? Senin pilav gibi değil. Pilav da güzel. Pilav güzel zaten biz pilavda hatamızı kabul ettik. Ya, pilav bir şey demedim ama söylemiyorum ben burada. Ama yok hani onu tekrar onu biz zaten daha servis yaparken söyledik hani. Yani. Azizliğine uğradık diye onun için. Evet siz neyin azizliğine? Pirincin. Pirincin. Baldo dedi ama o baldo pirinç değil. Baldo büyük olur. Siz Osmancık almışsınız. Yok ama Osmancık pilavı çok yok, güzel çok olur. Yok çok kırılmış. Ben Osmancık alıyorum. Islatıyor bunu tuzlu soğuk suyla. Hmm. Hiç kırılmıyor. Bunu ıslattık tuzlu suyla. Ve ama o baldo değildi. Baldo ya, pirinç öyle ama olmaz. Ama üstünde baldo yazıyor. Hani üst kırıldı. Baldolar kırılıyor. Bir şey ver benim de başıma geldi. Baldolar da kırıldı artık. Evet pirinç kırılıyor baldolar. Çünkü çok İtalyeli. İtalyeldir belki yani onlardır. Belki bilemiyorum. He, olabilir. Ama benim bildiğim ben baldo alırım her zaman. İri iri olur. Kocaman, hatta hani kocaman. Şey şaşırdık yani şey ıslatıldığında. Bu baldo kırınca. Evet belli. Taneler kocaman kocaman pirinç taneler. Hani belki ıslatmadan pişirseydi gelinim öyle olabilirdi. Salatamı unuttum. Hiçbir fark etmedi. Tavuğun kuru olduğunu iddia ediyorlar. Beğenmemişler. Cevizli hem şey olmazmış.
falan. Ben pilav falan götürüyorum. Sonra karnım acıkıyor. Ye tabii, afiyet olsun. Buyurun, yiyin, buyurun. Afiyet olsun. Yiyin tabii, yiyin diye yapıyorlar. Bu baldo belli ama seninki kesinlikle baldo değildi. Ya suyu çok baldo olmuş. Baldo karıştırın. Baldo biliyoruz. Kırılmış. Valla görünce şey yaparsınız, baldo. Hatta gelin tekrar etiketine baktı. Baldo pirinç. Isıtırken dipdiriydi, ıslattıktan sonra ufalandı pirinç. Ya ithal pirinçli, iyi pirinç değildi. Hani her baldoda kaliteli olacak diye bir şey yok. Evet. Peki bu tabağı ana yemeğimize birazcık daha yönelelim ve konuşalım. Dün de kaldı. Tadı nasıl tavuk sarmanın? Lezzeti, etin pişimi. Lezzeti güzel ama ben yakıştıramadım. Herhalde belki yemediğim içindir daha önceden. Çok konuluyor için, evet. Ama güzel diyorsunuz. Güzel. Pilav? Yakıştırmadım içine. Alabilirim. Şeriyi. Pardon. Şeriyi, şeriyi. Hayır hayır, ıspanağla. Ya ıspanaklı oluyor. Çok güzel oluyor, ıspanaklı oluyor. Bu sarma böyle olur yani, ıspanaklı. İspanaklı, cevizli. Soğan kavuruyorsun ıspanağı, soğanı. Tadı güzel. Tadı güzel. Pilav? Pilav soğuk. Soğuk. Evet. Pişimi nasıl tadı, tuzu? Tuzu da az. Tuzu az. Tuzu az. O doğru. Soğuk ve tuzu az. Mesela iyi pişmiş diyor, kıvamı diyor. Sizce kıvamı de öyle çok mi? Güzel. Bir diri de, mi, lapa mı? Pilavı yani olması gerektiği. Isıtma şansı yok. Bir de ısıtıp yani, da karıştıramaz. O zaman makul olurdu pilav. Tane tane olmuş. Tane tane olmuş, evet. Biraz iyi idare eder. Biraz iyi idare eder. Afiyet olsun. Ispanaklı, cevizli tavuk sarma. Onu da yemedim önceden. Onun da tavuğu biraz kuruydu. Çin'in ıspanağını, cevizini ben yakıştırmadım. Yemediğim için lezzetini beğenmedim. Tamam, devam işte, benim masama 3 verdin. Hani hep 3'e takmış. Ben güzel buldum. Tavuk sarması da güzel, hoşuma gitti. Pilav soğuktu ve tuz azdı. Evet. Yoksa tane tane güzel olmuştu. Ben zaten beğenmesem şaşardım. Yarın yarışacaksın ya. Bugün her şeyi beğense. Yok valla, o için değil. Yok. Evet, için değil. Evet. Ama güzelse güzel söylenir. Yok ama... Dün niye söylemedik öyle? Bana da söylemedin çok her şey güzel diye. Salatası çok hoşumuza gitti. Eşkili falan çok güzeldi. Evet, o gün salata güzeldi. Evet. Sarmayı beğendim. Göğüs eti olduğu için yavan. Biraz kuru, evet. Kuru. Pilav çok güzel pişmiş. Hani tuzu da bana iyi geldi. Hani çok aşırı tuzsuz gelmedi. Tane tane olmuş. Ellerine sağlık. Salata da beğendim. Hay yediniz. Yedim, beğendim salatayı da. Benim gerilimi salatasına verin. Elinize sağlık. Afiyet olsun teyze. Zeytinyağı değil mi içindeki? Evet, zeytinyağı. Onun için işte o fark ediyor hemen. Yani işte ayçiçek yağı yani bulduğu zaman olmuyor. Salataya olmuyor tabii, salataya ayçiçek yağı çok ağır geliyor. Yani değişik bir parlaklık oluyor mesela. Ben gelir gelmez anladım onun ayçiçek yağı olduğunu. Tabii de diri. Evet. Tavuktan sarmayı yapmayı göze almazdım. Kuruydu yani ama görünüş olarak güzeldi. Sen salatadan yedin mi? Fazla yağ yok ama içinde. Yok yani, mu? Yani olsa az çok dibine inerdi ama. Olmasa gerektiği kadar. Ama olmasa ister istemez iner dedim. Yani yağı biraz az yani. İnmesi az gerekmez. Evet. Yağ güzel. Yok, çok da olsa güzel olmaz ki. Mevsim salata da hani görünüm olarak güzeldi ama yağı azdı. Yani arkadaşlar yağı iyi dedi ama yağı iyi olsa, az bir şey de olsa yağ dibine hani bir süzülme yapar. Yağ bu yani, akması gerekiyor. Ama yağı çok azdı. Yağı az olduğu için beğenmedim. Görünüm olarak güzeldi ama yağı azdı. Şey nasıl salata? Havva Hanım. Salatanın yine tuzu biraz kıt geldi ona. Tuzu az. Ben zeytinyağını sevmiyorum. Evet. Yağı olarak. Ne yağı seviyorsunuz? Ayçiçek yağı. Diriydi biraz, diriydi. Ufak doğramış, marulları küçüktü. O büyük doğranıyor, öyle bir salata. O yüzden onu da beğenmedim. Sen yemeği nasıl buldun? Ben yemek hani ilk yediğim halde iyi, fena değil. Ispanak olduğu için biraz hani şey yaptım ama o kadar yadırgayacak şekilde değil. Öyle zaten, evet, öyle yapılıyor. Öyle yapılıyor. Hani güzel pişmiş de şey ama ıspanaklı olduğu için çok az gelmedi. Hani tat olarak fena değildi. İçinde cevizi falan vardı. Ama ben ilk defa yediğim için tadı çok hoş gelmedi. Hani kötü demiyorum ama orta. Ama iki et üst üste yapılınca da bana çok yani hoş gelmedi. Ara sıcakla ikisi de biri öbür etten, biri de tavuk sarma. Yani ara sıcak farklı olabilirdi. Güzel, evet. Pilav biraz tuzsuz ve soğuk. Yoksa güzel pişmiş ama azıcık tuzsuz. Ve soğuk, evet. Isıtamadık. Onun için sonra çirkin olur. Tavuğu güzel, güzel sarmış yani. Güzel, tadı da güzel. Evet, göğüs eti biraz kuru olur ama olur. Güzel tavuğun lezzetli. Pilavı biraz soğuk ve tuzsuz geldi, o kadar. Salatan da gayet güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Peki.
Bir de bu da tuzunu ben tattım, ben hatalıyım. Siz de kafi mi dediniz Kerime Hanım? Evet. Birazcık daha kaldırılmış tuzu. Pirinç pilavı güzeldi, beğendim. Yani pirinç pilavına şimdi yorum yapamıyorum. Onun için pirinç pilavını beğendim. Kıvamı, her şeyi yerinde olmuştu. Tane tane pişmesi güzel pişmiş ama soğuk geldi önümüze. Bir de tuzsuzdu. Tavuğu biraz kuru buldular. Pilavı beğendiler ama pilavın biraz tuzsuz olduğunu söylediler. Soğuk dediler. Ben bu pilavı bir daha ısıtmış olsaydım pirinçler kırılırdı. Bu sefer de kırık pirinç diyecektiler. Tatlı gelecek herhalde değil mi şimdi? Çabuk gelecek bir tatlı çünkü hemen getirmesi gerekiyor. Daha ne gelecek? Hazırlamıştır içeride herhalde. Hadi yemekleri almadın nasıl? Zol Hanım hiç konuşkan Kerime Hanım hiç konuşmuyor. Evet, bugün bir sessizlik. Bugün bir sessizlik var. Sessizlik yok. Hani yok, hiç konuşmuyoruz. Hani siz konuşmayınca biz kendi kendimize konuşmuş gibi oluyoruz. Gelinimi savunacağım tabii. Canım konuşuyor ben de. Konuşmuyorsun hani biz kendi kendimize konuşmuş gibi oluyoruz. Olur böyle mu? Hani. Bir yerde tıkanıyorsun. Mesela sen de yorum ben yapabilirsin. Şimdi tatlıyı söyleyeyim. Ben de cevap veririm. O kadar. Tatlı yemekten sonra olmaz. Hani pasta o. Hani bir çayın yanında, bir kahvenin yanında olur, mı? Olur. Yemek sonra pasta göreceksiniz, olmaz. Göreceksiniz, olur. Pasta olmaz. Pasta yemek sofralarında yaptığımız bir şey değil ki Zuhal Hanım. Hani şimdi mesela bir misafir yemeği aldığı zaman pasta mı diyorsun? Pasta olsa bile onu daha sonra çaya saklıyorsun, kahveye saklıyorsun. Olsun olur. Tatlı. Ben öyle yapıyorum. Gene yemek sonrası olmuş olmuyor mu? Oluyor. Ya, oluyor. Yani muhabbet ilerledikçe evet. Gece hani önce öyle mesela. Çayın yanında yiyelim. Muhabbete o zaman biz de biraz daha muhabbet edelim. Çay mı içelim yok, öyle alalım. Ama biz şimdi yiyip gideceğiz. Yani yemeğin üstüne pasta olmaz gibi geliyor. Bir saniye bunu hep tartışıyoruz. Ne zaman olur. Pasta yapsak gibi. Pasta tatlı değil midir? Ya tatlı ama yemek sonu tatlısı değil. Olmaz. Yemek sonu tatlısı değil. Değil evet. Günlerde olan bir şey. Hani yemeklerde daha yani. Çok bir hafif şerbetli hani. Tatlı güzel bir tatlı olabilir. Olabilir da, aynen da, öyle. Şerbetli olup da lezzetli olmadıktan sonra ne faydası var? Ya o ayrı yani ben fikrimi belirtiyorum. Hani pasta hani biz ben bir yemek davetine gidip yemekten sonra pasta tatlı olarak gelmiyor. Kayınvalidem benim çok sessiz olduğumu söylüyorlar. Ben genelde de böyleyim zaten sessiz. Sessiz yapıyor sahibi. Ama savunmuyorum. Ben konuşmuyor bugün. Hiç hem de hiç konuşmuyor. Gidiyorsun lokantaya, bakıyorsun listeye. Aa pasta varmış. Ben yemekten sonra pasta yiyeyim demiyorsun. Ya baklava seçiyorsun, ya künefe seçiyorsun, ya şekerpare seçiyorsun. Hani öyle şey. Aynen öyle oluyor pasta yani. Pasta yersen pastaneye giderim hani. Pasta yemek istediğim zaman pastaneye gidiyorum. Bir kahve alıyorum, bir de pasta bir dilim olsun. Pasta diyorum. Orada yiyorum pastayı. Pasta da pastaneden yiyebilirsin. İstediklerine desinler, ben güveniyorum onlara. Eleştirmek için sadece onu diyorlar, beş çayı. Sonra da pasta yenilebilir yani. E peki misafirliğe gidiyoruz, yanımızda bir pasta alıyoruz, hediyorlar. Evet, yemeğin üstüne ikram etmiyorlar. Evet, aynen öyle. Ne çay mı yapalım yani, onu demek istiyorsunuz? Bari bir çay gelsin, yanında çaylı pasta içelim. Canım çay istiyorsan abi. Fena olmasın. Bir çay değil mi? Bu saatler kayınvalidelerin çay saatidir. Bizim saatim mesela... Biraz simit, biraz pasta yanına. Saatimiz galeta. Kısıtlı olduğu için hemen biz tatlıyı yemek zorundayız. Ama pasta misafir evet. Getirdiği zaman onu 2-3 saat sonra şey yapıyoruz. Hani ikram ediyoruz. Zaten ya 2-3 saat sonra bir saniye. 2-3 saat sonra ikram ediyoruz. Mesela yani çayında. Yani akşam 8'de yemeğe gideceğiz misafirliğe. Yediniz, içtiniz, ettiniz 10 oldu. 2-3 saat. 12-1 gibi pasta ama servisi bizim gece. Ama bizim şey şimdi nasıl diyeyim. Bizim muhabbetlerim çok uzun sürüyor. Mesela 11'e sabah kahve... 4'te mi gidiyorsunuz misafirliğe? Yok akşam ama gece çok. Hani hafta sonu getirdiğimizde uzun kalıyor. Gece mesela, uzun oluyor. 11 mesela 11'de bir kahve içeriz muhakkak. Hani. Gece. Evet. Oo. Ben içsem sabaha kadar oturum. Yok kaçırma. Ben gece bir... Birde bile kızımla kahve içeriz yani öyle kahveye karşı şeyimiz var. Kimi söyledir? Tatlı bu yemeğe uymadı yani bu gerçekten uymadı. Uydu. Ne olması gerekiyordu? İşte daha çok şerbetli. Tatlı, hafif bir tatlı. Öyle mi Kerime Hanım? Hani yemek sonu onlar yenir yani. Dün yedin ne oldu şerbetli tatlı? Dün bir avuç toz şeker yedik, kurabiyenin üstüne dökülmüş toz şeker kıtır kıtır yedik hani. Şekerpare böyle yumuşak olur, damağa yapıştırırsın onu, yutarsan çileme bile gerek olmaz. Biz hani öyle şekerdi. Hiç öyle değildi. Hamuruna mı gerçekten şeker öyleydi. Hamuruna mı şeker katmıştı? Hayır, onu? Biraz şerbetli koyuldu şerbet sadece. Yok, şerbet yok, şerbetli değil. Şerbet de doğru çekmemiş de. Hamurunda da vardı şimdi şeker. Hamuru kaydı. Diriydi hamuru. Şey şekeri diri diri. Şeker koymuştu onun hamuruna. Bana böyle diyemezsin. Ama yediğim şeyi söylüyorum ben. Aklı. Aa ben söylerim. Kerime Hanım zaten aklı dünde kalmış. Ama senin de dün de kalmış. Hep dünküne kıyaslıyorsun. Odaklanamıyor bugün. Gelini savunamıyor. Dün bize de öyleydi. Hiç benim gelinimin de yüzüne bakmadı. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Benim söylediğim hiçbir şeyi de söyleyemedi. Evet, şöyle bir eleştiri geldi daha tatlı gelmeden. Eleştirisi geldi Ümit.
biz evlerde de işte gittiğimiz restoranlarda da bunu tatlı olarak vermeyiz veya istemeyiz. Bu saatler sonra yemekten sonra kahveyle çayla yenilebilecek bir şeydir evlerde. Restoranlarda da zaten ona değil biz kafeye pastaneye gideriz. Kahveyle beraber tatlı olarak pasta sipariş ederiz. Evet. Pastayı bu yemekten sonra gelebilecek bir tatlı sınıfına koymadılar. Ne diyeceksin bununla ilgili? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bildiği için, güzel olduğu için. Tatlı güzel olabilir de bu menüye gitme, menünün evet, peşine menü gitmemiş yani. Mesela biz günlerde bir de aynı pasta tatlı menünün sana peşine gitmemiş. Tatlı güzel biz olabilir. Görünüm olarak da güzel ama biz ama her zaman senin yaptığın menünün peşine hazır giden bir tatlı değil mi? Kendim yaptım. Hayır, kendi yaptı. Hazır olur mu? Hani biz ev günlerinde bile hani orada bile pasta yani bak yumuşacık yumuşacık yiyin de görürsünüz. Anca bir arkadaş der ki ne kadar gel güzel kahve içelim. Pasta o zaman çıkar yani bizde. Yemekten sonra çıkmaz. Harika olmuş. Muzlu ve çilekli rulo pasta. Evet. Başka tatlı bilmiyor musunuz Gelin Hanım? Biliyorum tabii ki de. Keşke ondan yapsaydınız. Gerçekten hazır. Bilmez olur mu? Ne tatları biliyorum. Kıbrıs tatlısı biliyorum. Baklava hiç onu yapmamışsın. Baklava açmasını bile biliyorum biliyor. Yani. 150 kere falan yapıldı Kıbrıs tatlısı. Ama o zamanla yarıştığımız için. Ondan zaten yapmadı. Ama biz yapmış. Keşke onlardan yapsaydın. Aman çok yapıldı. Çok yapıldı ondan yapmadı. Revani'den, Şekerpare'den, Hira tatlısından ve Kıbrıs tatlısından içimiz şişti. İrmikli, haşhaşlı tatlılardan. Kolay bir menü olduğu için pastası da yetişti yani çabuk hani yapılan bir krema şey. Krema sade, evet. Sade hamurunu çırpmış, krema hazır. Komple krem şantiden olduğu için o da başka kakaolu falan bir krem olmadığı için. Evet, bu kadar kolay menüye bir baklava yetiştirebilirdim yani açabilirdim. Ben kolay olduğunu düşünmüyorum. Açabilirdim bir baklava. Evet. Çünkü baklava. Ama çok güzel. Kısa zamanda baklava çok zor yani. Kerim yapanlar Hanım oldu ama herkes yapamaz baklava. Diyorum bu kapasite meselesi. Evet. Herkes Kerim baklava böyle kaçamaz. Yani benim gelinimi yapacak yemekleri göreceksiniz filan dedi. Onu istediler. Ben baklava yapacak diye evlatması yapacak dedi. Siz hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Kerim Hanım yoksa geliniz baklava mı yatacak bize dedim de orası bana kalsın dediniz. Baklava yapmayacağı için tabii bana kalsın. Ama hiç el açması bir şey yapmamışım. Hamur işiyle uğraşılan hiçbir şey yok. Ya aslında önemli olan hani el açması da ya tat illaki tat da gene uğraş olarak hani hiçbir şey yapmamışım ama. Önemli olan tat ama uğraşacak hiçbir şey tabii ki ortadaki önceliği yetiştirmek. Kolay. Bunlar hep uğraştırıcı. Ya sadece bu çırpınıyor zaten. Mikserle çırpınıyorsun. Uğraştırıcı değil ki. Ben de yapıyorum yaş pasta. Onu yani denk getireceksin. Getirmezsen hiçbir şey benzemez. Ben de çok gelinim de halisini yapıyor gerçekten. Yani ben kendimi yapıyorum. Yazdım ama bazı şeyleri yapıyorsun. Mutlaka canım estağfurullah. Evet, yani. Sunumu güzel. Krem şanti koy, rulo yap tamam. Hani uğraştırıcı bir tatlı değil hani. Gerçekten uğraştırıcı. Gerçekten uğraştırıcı bu. Hamuru mikserle çırpmadınız mı? Evet. Mikserle çırpıyor. Evet. Elle uğraştıracak hiçbir şey yok. Yani mikserle çırpıldı, fırına verildi. Mikser ondan havada kendi dönüyor tabii. Yeni mikserler çıkmış. Ya tutuyorsun dönüyor yani hiçbir şey yok yani. Ondan sonra fırına sürdünüz. Yani yumurtasını falan çıkmış. Ama bunu biraz getirmek çok zor. Ya, tamam zor olabilir de hani uğraştırıcı bir şey yok. Tabii ki bazı denk gelmeyebiliyor. Güzel olmuş tamam ama güzel uğraştırıcı bir şey yok. Bir saniye güzel olmuş mu? Tadı güzel beğendim. Tadı güzel ama uğraştırıcı bir şey yok. Uğraştırıcı bir şey yok. Hiç hamur işi yok yani uğraştırıcı. O da yemeğin arkasına giden bir pasta değildi. İçeceklerle giden, meyve sularından falan giden bir pastaydı. Evet fırında ilk başta bir dumanlar falan çıktı. Hatta espriyle kaşık yangın mı vardı falan dedik. Evet. Biraz fazla ısınmış falan filan. Hatta korktum tatlı da içindeydi. Geçerken değmişler, düğmeyi dönmüş. Yok kendi 250 ben, derece. Ben yanlışlıkla yapmışım. Ha, yanlışlıkla. İşte. Evet. Ya düğmeye geçerken kim değmiş? Kime satıyordu o işi? Ha iyi bravo. Vallahi sağ ol Ümit. Sen de bize kim açtı bu fırını? Düğmesini kesinlikle ben 180'e ayarlamıştım. Birisi 250'ye bundan adım gibi eminim. Birisi 250'ye çevirmiş da diyebilirdim. Teşekkür ederiz dürüstlüğün yani için. Bak geçerken çarpmışlar diyor mesela. Evet. Yani yanılabilirsiniz. Kendi çarpmış işte. Kendi yok kendisi ayarlamış. Yani yanlış böyle hatırlamalar, heyecanlı unutkanlıklar olabilir. Ama tabii hatalarımızın faturasını başkaya kesmek, hele de ithaf etmek bir takım Allah suçlarla ithaf etmek çok, çok ayıp. Zaten. Ayıp. Ben de mesela çatalı unuttum. Nerede? Sofrayı dizerken? Evet, sofrayı dizerken. Mikser sağ olsun. Ha? Söyledi ama beyti karşılığında. Ha? Koymayı unutun, hatırlattı mı? Bir beytiye. Bir beytiye çatalların
nerede eksik? Bak ya unuttun değil mi mesela dizerken insan? Çünkü bir yandan mutfağa, bir yandan evet, sofraya. Bir tek çatalı unut. Ha bak ya çok güzel tamam diyor içiyor mesela. Bak hatırla evet şaka bir tarafa hatırlatıyor. Erdemci oluyorlar hepiniz görüyorsunuz evet, ellerinden evet, geldiğince. Evet, kimseye hak geçmemesi açısından belirli miktarda herkese ben de mesela şey yapıyorum evet, müsaade ediyorum. Her birinize hadi bir karıştır iki çevir kayınvalidelerin yapması yasak. Evet. Ama işte ben de şey yapıyorum bir şey oluyor durdurun sürelerini diyorum. Sağ olun. Ya hamile gelin oluyor, emziren gelin oluyor. Hepsine yani biz tabii elimizden yani, geldiğince yani, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki. Onun için daha zor. Yani. Evet. Beğendiniz mi Cemile Hanım? Beğendim. Basit gördüm. Basit gördün evet, ama güzel diyorsun. Evet. Müjgan Hanım? Güzel olmuş. Ama işte diyorum ya bu sofraya gidecek bir tatlı değildi. Sunumu nasıl? Sunum çok güzel. Sunum da güzel. Sunum güzel. Güzel sunum. Tadı da güzel ama basit diyorsunuz. Evet. Yani basit gittiler cerden yemek sunum tatlısı değil. Evet, bundan sonra pastaları yemeğin başında getirsin gelinlerimiz pasta yapanlar için. Yemeğin başı bir değişiklik olsun yemeğin ya. Yemeğin başında da yine gelmez yani yanında bir kimisi içecek olmaz. Kimisi tatlı aç karnı yemeği sever ya. Yanlış bir çaysız yemeyiz. Yemezsiniz. Bir abi bir çay şeyi var ama yani isteği anladığım kadarıyla. Hava Hanım nasıl buldunuz tatlıyı? Ben hazır gibi geldi bana. Tadı güzel hazır gibi geldi. Hazır demek ki güzel bir şey yapmış o zaman. Mu? Hazır gibi geldiyse başarmış. İnanmıyor yani evde olduğuna. Evet. Onun için onu demek istedim. Ha. Ha. İnanmıyorum. Ha, inanmıyor yani onu demek istedim. Seyrederseniz görürsünüz. Seyredersek görürüz. Seyrederseniz görürsünüz. Aynen öyle yani. Gelin ben yaptım dedi. Ben inanmadım. Ben onu böyle günlerde yiyorum. Düğünlerde yiyorum. O pasta bence o menüye yakışmamış. Böyle bir masada, böyle bir yemekte, öyle bir tatlı olmaz. Menü tabii ki kolay menü. Hiç siz yarım saatte değil, yapardınız değil mi bunları? Tabii canım. Yarım saatte değil de. 45 dakika en fazla bir saat. Kolay menüydü. Bir saatte çıkarırdınız. Çorbamız günlük çorba zaten. Ezogelin de günlük çorbaydı ama. Evet, tarhana da. Öyle. Şimdi havar bir şey söylerken yutkun ol. Ya pesto soslu makarna yaptı Arif Hanım'ın gelini. Beğenmedi. Bu ne biçim bir şey? İçinde ne var çok, falan çok falan. Güzeldi. Sonra Arif kendi gelini pesto soslu makarna yaptı. Yani bizi şaşırtıyorsunuz gerçekten. Şaşırttı vallahi bizi. Peki Harife Hanım, bize pastayı yorumlayın. Ben pastayı beğendim tat olarak. Yemeğin peşinde tabii pasta olmadığı için biraz onun yorumunu yapayım. Peki. Tat olarak güzel. Tatlın gayet güzel olmuş. Eline evet, sağlık. Afiyet olsun. Ben bunu seyircinin takdirine bırakıyorum. Pasta yemek sonrası tatlı yani, olarak verilir mi, verilmez mi? Özel günlerde, doğum günleri ve düğünlerde mi servis edilir? 0543 şu numaramızı arayınız. Zuhal Topal Sofralı sayfasına veyahut benim kendi sayfama. Olmadı Fox.com.tr'yi bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen bildiriniz. Gerçekten bu kaçıncıdır aynı şeyi yaşıyoruz çünkü. Tartışmayı açıyoruz. Seyircilerimize bırakıyoruz takdiri ve açık puanlamaya geçiyoruz senin için. Buyurun açık puanlamadayız. Yemeklerim bence güzel oldu. Ben menümden eminim zaten güzel yaptığımı da düşünüyorum. En az bir 7 bekliyorum ama bence en düşük puan 4 ise, 4 verilmediyse 4'ü kullanırlar veya 5'i kullanırlar. Çünkü herkes kendi gününü oynuyor. Çok uğraştım. Hani bir ayva tatlısıyla bu rulo pasta bir değil. O yüzden düşük veriyorlar yani. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Neydi? Başka elimde puanım olmadığı için. Gıcık olduğum için. Kime gıcık olduğunu? Kerim Hanım'a. Ana yemek yoktu herhalde. Ne? Bismillah. Eksik olsaydı iki verecektim. Çok dua ettim bu gece gerçekten. İnşallah yarıştıramazdım. Dedim yani yarıştıramazdım. Evet, yarın büyük final biliyorsunuz. Az kaldı hanımlar 15 bin TL'ye adım adım yaklaşırken gelinlerimiz bugün de sevgili Ümit şansını denedi. Bakalım siz ona bu şampiyonluk yolunda nasıl bir şans vereceksiniz? Buyursunlar. Herkes yazdı sanırım. Daha evvel kullandığınız puanları kullanmadınız inşallah. Bir yanlışlık olduysa değiştirirsiniz. Kullanma şansınız yok herhalde zaten aynı puanı. Şansınız yok ama yanlışlıkla bazen unutup veriyorsunuz daha evvel verdiğiniz puanları o açıdan söyledim. İlk olarak Arife Hanım puanını göreceğiz bugün. Buyurun Arife Hanım ilk puan sizden gelsin. Benim puanım 6. 6. Teşekkür ederim. Kapatabilirsiniz. Nasıl? Güzel mi? İyi bir puan mı? Yani. Yani. Kerim Hanım? İyi bir puan. İyi bir puan. 4 de verebilirdi ama iyi bir puan verdi.
Tabii altıyı kullandım. Çok memnun kaldım. Teşekkür ederiz. Niye bu kadar teşekkür ederiz. Gelin yarışmıyor mu? Benim gelinim yarışıyor da ben zaten kullanacağım puanları kullandım. Mecbur vereceğim. Hayır, dört de verebilirdiniz. Dört de verebilirdiniz. Mi sakladınız yarın için? Yok, o niyetle şey etmedim. Yani düşünmeden. Hayır, ben size verdiğim için. Rastgele mi? Yok, hani düşünmeden yazdım yani. Öyle bir niyetle. Aynı ben de öyle olmuştum. Aynen. Demek ki aynı oldu. Ayda. O zaman aynı oldu demek ki. Ya denk geldi. Yoksa ben masaya yapmadım. Denk geldi. Düşünmeden yazdım. Aynen. Öyle icap etti. Ben olduğumu söylemiştim zaten kendisine. Yani şuna saklayayım, şuna saklayayım diye düşünmüyorum. Genelde zaten herkesin yüksek puanları kaldı. Olabilir, kısmet. Evet. Yani şansa yani. Baştan dedi ki yüksekleri kullanın dedi, uyardı. Evet. Yüksekleri kullan demedim, düşükleri kullanma. Düşükleri kullanmayın dedi size. Pardon, düşükleri dedim. Kullanmayın. Ama benim kendim hakkını yediniz. Ama bu masa altılık bir masa değil miydi? Ya altılık da ama benimki de daha yüksek olmuş. Benim masam hepsinden farklıydı. Örtüsü, her şeyi. Mesela hepsinden farklıydı. Şimdi yani, daha farklı olması gerekiyordu. Şimdi ben orada dile getirmedim ama masa örtüsü lekeliydi yani. Hep yemek lekeleri vardı. Nasıl yemekti? Kullanılmadı masa örtüsüydü ya. Nasıl yemekti? Şimdi mi çıktı bu ortaya? Olacak iş değil. Ama kullanılmış masa örtüsü değildi ki. Nasıl yemekti? Şuraları kalktı ya önümüzden. Şu ekmekli dalınca şuradan yemekten... Hemen belki hani koyarken alarken belki bir şey olmuştu, onu bilemeyeceğim yani. Ben bile getirmedim çünkü yani olabilir ama dedim. Ama kullanılmış hani masa örtüsü değildi ki nasıl yemek lekesi olacak? Mesela hani peçeteniz iple bağlıydı ama hani siyah olduğu için o çuval ipin hep şeyleri üstünde... Ama o olabilir ama... Ay, tamam hadi bu anlamaya dönelim. Allah aşkına vallahi şiştim. Benim evde bağladı onları tamam. Altındakiler uysun diye. Ama bu masa da çok güzeldi yani. Şimdi hani bu masa yani. Yani senin gelininden düşük bir masa değil. Evet, bakalım Havva Hanım'dan kaç puan gelecek? Evet, buyurun Havva Hanım, görelim puanınızı. Yüksek sesle de söyleyin lütfen. Benim puanım 5. Neden 5? Kapatabilirsiniz. Başka elimde puanım olmadığı için mecbur 5 veriyorum. Ay çok seçim, mecbur. Gıcık olduğum için bile. Ne? Gıcık olduğunu. Kime gıcık olduğunu? Kerem Hanım'a. Ben hiçbir şey yapmadım ki sana. Burada benim sen yanlış anladın. Peki Havva Hanım? Sen kesinlikle yanlış anladın. Bir saniye Havva Hanım, her şey bir tarafa. Sözüme geldin mi? Sana ilk günler 3'ü 4'ü kullanma evet. Dedim mi size hepinize? Aynen. Geldim bizim. Sorun bizim masamız sadece 5 ediyordu gerçekten dün. Bak Eder de ona bir şey demiyorum. Şimdi diyorum ki bak bana hak veriyor musun? İlk günler düşük vermeyin sonra yüksek puanlarınız. Ha bu masa da hak ediyordu 5'i 6'yı daha bir yükseği o da ayrı da. Arif Hanım'a şimdi hak reva mıydı 3 yani gelinle? Ya işte mecburen gıcık oldum ve gıcık işte öyle oluyor. Menüleri de hafifti. Menüsü? Evet kolaydı yani çabuk olan bir şeylerdi. Evet öyle. Daha yükseğini bulursun hadi. Eksik olsaydı 2 verecektim. Aa! Evet. Ama eksik yoktu. Onu mu niyetlendin? Çok dua ettim bu gece gerçekten. Aa! Aşk olsun. Gerçekten dua ettim bu kabul gece. Kabul olmamıştı o. Uyuyamadım gerçekten Zuhal Hanım. Dua etmek. İnşallah yetiştiremez dedin. Ben de size yanlış verdim. İnşallah yetiştiremezsin dedim yani yetiştiremez dedim. Değiştirdi. Bunun gibi olmadı. Yetiştirdi ama. Yani 5'i kullanmamak için mecburen 5'i kullanacak ya en düşük. Evet. Hani yetiştiremedi diye ummuş evet, ki 2 versin diye o da olmadı. Üzüldü. Tabii yanaklar ki yetiştirir. Kolay menü. Azdı ve menüsü. Olur mu canım az menüsü? Ay, menü bir tane çeşit yemek çeşidi azdı. Neydi acaba? Evet. Neydi az? Söyleyin. Sayı olarak mı azdı? Sayı olarak neydi? Ana yemek yoktu herhalde. Nerede? Dur bismillah. Var mı ya ana yemek? Ben menümü tam çıkardım. Eksiksiz. Bizim o zaman fazlaydı o zaman. Bizim fazlaydı Zuhal Hanım. Unuttum diyorum ben size. Ay, işte unutma ona göre puanını ver unutma. Karıştırdı. Dün Ezogel'in çorbası vardı. Patlıcan kule ve yanında ne vardı? Karalahana sarması vardı 3. Evet. Ana yemek, pilav, salata. Makarnamız 6. Vardı. Pilav yoktu, makarna vardı. 7 çeşit makarna, 7 çeşitti. Sen sizin gelin hanım? Çorba, mini beyti, ana yemek, pilav salata, kaltı, bir çeşit fazlaymış. Yok, biberle... Ara sıcak bir taneydi onun, sizin ara sıcağınız 2 taneydi, tek fark o. İşte sabahlar uyumamış, dua etmiş ki gelin inşallah yetiştiremesin de ben de 2 vereyim diye. Bunu da masada dile getirdi. Hani bana şey saçma geldi hani. Dua, herkes dua ediyor. Yani ben kazanayım diyoruz. Bana herkes birinci olacak o zaman. Gelinin karşılaması güzeldi ama sonradan suratı asıldı. Kayınvalidesi zaten misafirperver değil. Ben o Kerim Hanım'ı hiç anlamadım zaten neden öyle.
Hava Hanım kendi ağzıyla da itiraf etti. Çünkü baştan düşük verdiği için bugün buraya 5 vermek zorunda kaldım dedi. Ama doğrusunu söyledi. Benim gelinimin de hakkını yedi. Oh, bana da 6 kaldı ya. Belli olmaz, geliştiremezsen. Onu da umarak bu gece. Evet, o da merak bu gece. Onu da duyacağım. Babam, inşallah etmekten 2 gün uykusuz kalacaksın. Yarın uyursun artık. Rüyasın dedi. 6'yı vermem için inşallah yetişemez, 2'yi veririm diyor. Yok, ben düşman derim. Gerçekten çok eğlendim ben. Dün acayip eğlendim. Daha hiç öyle eğlenmemiştim. Ne kadar. Ne mutlu bize, ne mutlu. Sizi görmek çok önemli. Çok teşekkür ederim. Bir mukabele. Tabii evet. Ki, tabii ki, tabii ki. Eğlendim. Çok teşekkür ederim. Biz de eğleniyoruz. Hele bu hafta. Üzülmedim o yüzden. Tamam, tabii ki. Bu bir yarışma. Yarışma. Olur olmaz. Bu yarışma. Öyle, öyle. Evet, bakalım Müjgan Hanım'dan bekleyelim kaç puan gelecek. Buyurun Müjgan Hanım, siz de paylaşın bizle puanınızı. Kaç? Benim puanım 5. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne diyeceksin Ümit'ciğim 5 için? Yani ben bu puanları hak etmiyorum. Bana da az geldi 5. Nedir yani beş? Ben 5'lik bir masa yapmadım. Menümü de tam çıkarttı. Yani dün 3 verdiniz, 2 puan mı sadece daha iyiydi bu masa? Hani daha güzel dediniz ya her şeyini. Daha yani güzeldi ama... 5. Yani bu yarışma şimdi Zuhal Hanım. Ha strateji. Strateji olarak değil de hani... Ne olarak? Ne bileyim hani yarışmanın... Gelişine. 5'i uygun gördüm. Kerim Hanım, ne diyorsun 5'e? 5'i hak etmiyoruz ama. 5 uygun görmüş. Benim gelini 4 hak etmiyordu. Yapılacak bir yani şey ona yok. Ona bakarsan benim gelini 4 hak etmiyordu. O da doğru. Hani masasıyla, şeyle, bir de beğendiniz, hani çorbayı beğendiniz, tatlıyı ben güzel pişmiş dediniz filan, hafif dediniz ama tat... Hani her şeyi beğendiniz ama benim gelini 4'ü kabul ettim. Şey yapmıyordu o zaman. Peki. Sağlık olsun. Son puan Cemile Hanım'dan gelecek bugün. Buyurun Cemile Hanım, sizin puanınızda. 5. Aa! 5 verdim. Kapatın lütfen. Arife Hanım'dan daha çok beğendiniz, o 6, siz 5. Siz hep böyle yapıyorsunuz, ilk günde yediniz. Siz her şeyi yediniz ama. Çok güzel dediniz, 5 mi? Yediniz ki. Ne hoşuma gittiğini söylemiştim ama ben. Pilavı beğendiniz, sarı çorbayı beğendiniz. Söylediniz. Çorba beğendiniz, tatlıyı, ana yemeği, beyti beğendiniz, hani hepsini beğendiniz. Tatlıyı da beğendiniz, beyti de beğendiniz. Tamam, pilavı beğendiniz, çorbayı çok beğendiniz. Tatlıyı beğenmedim. Aa, güzel ama, dediniz. Güzel olabilir ama yani şey değilim, basit dedim ben. Ha, basit diye puan mı kırdınız? Evet. Çok düşük oldu bu, ne çok ya? Çok düşük oldu. Düşük puanlar da var gelecek olanlar. Siz şu an olanlar. Yarın oyun oynuyorsunuz. Kusura bakmayın ama oynamadım şimdiye siz kadar. Kendi gününüze oyun oynuyorsunuz şu an. Çünkü sen benim herkesten çok sen yedin. Hepsini sen beğendin. Şimdi bana kalkıp 5'i veriyorsun. Ha, tatlısını, pilavını ben hoşuma gitti demedim ben. Ama şimdi yani salata. Olur mu? Şimdi hepimiz, bilmiyorum bize katılıyor musunuz? Cemile Hanım çok beğenmedi mi? Biz aynı masada yemek yemedik beğendi. Mi? 5 miydi yani? 6 burası verdim. Buraya ben 7 falan verirsiniz diye düşündüm. Ben de öyle düşündüm. 7. Geçen gün de 7 beğendi. Evet. Çok güzel. En yüksek 4 çıkardı verdi. Ben evet. Finale gidecek. Göreceğiz onu bakalım yarın büyük finalde. Eline emeğine sağlık. Şimdi ben sana puan vereceğim. Yarın büyük finalde Cemile Hanımlar'da buluşacağız hanımlar. Görüşmek üzere. İnşallah. Evet sevgili Ümit, eline emeğine sağlık. Senin lezzetlerini, senin sofranı, benim puanım 7. Yarın büyük finalde görüşmek üzere. İyi akşamlar.